Efendim Habertürk gündeme hoş geldiniz. Bugün bir büyük insanı konuşacağız. Hürriyet ve özgürlük benim karakterimdir diyen, Çolak İbrahim'i düşmanın bayrağını yerde sürüklemesinden alıkoyan, kendisine kurşun sıkan düşman askerlerine bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar diye seslenen, yine onlara burada dost bir vatanın toprağındasınız, huzur ve sükun içinde uyununuz, sizler, Mehmetçik'le yan yana koyun koyunasınız güvencesini verebilen, onların annelerine, onlar bu topraklarda canını verdikten sonra artık bizim evlatlarımızdır diye seslenen insanı ele alacağız. Bir büyük insanı Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşacağız. Kimlerle? Hemen stüdyodaki konuklarımızla başlayayım. Hemen yanımda Profesör Doktor Hale Şıvgın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Evet. Ben teşekkür ederim. Yine e, Doktor Ali Güler ki kendisi uzun yıllar Anıt Kabir komutanlığını yaptı, değil mi? Öyle Müze, biliyorum. Müze komutanlığı. Müze komutanlığını evet. yaptınız. İstanbul stüdyomuzda ise Doktor Naim Babiroğlu olacak. O da e, Naim Hoca da yeni kitabını çıkarttı, değil mi hocam? Yeni bir kitap yayınladınız Atatürk konusunda. Daha önce de birkaç tane çıkartmıştınız. Evet Muharrem Bey. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Yeni kitabın adı da Tarihin Kıskandığı Lider. Tabi size de imzaladım ama İstanbul'da kaldı. <laughs> size ulaşamadı. Ee, bir şekilde alacağımdan evet. emin olabilirsiniz. Evet. Hale Hocam, Sayın Şıvgın, hoş geldiniz öncelikle. Hoş tekrar. bulduk, teşekkür ediyorum. Ee, Hale Hocam, Atatürk'ü Hak yoluna yürümesinden itibaren 50 yıl boyunca, yaklaşık e, tam 50 yıl boyunca 1988'e kadar hep yaz günü olarak andık. Yani 10 e, Kasım bizler için hep bir yaz günüydü. Ancak 1988'de eşiniz Halli Şılgın'ın da arasında bulunduğu bir ekip dedi ki biz bunu yaz gününden çıkartalım, bir yaş gününe, bir anma gününe dönüştürelim ve... Atatürk'ü yasla anmak yerine onu daha etkin, daha iyi bir şekilde anlatan ve onu anma şekline dönüştüren konferanslar, paneller ve onu yaşamasını sağlayan ve bütün hafızalarda canlandıran etkinlikler düzenleyelim görüşü hakim oldu. Ve bu görüş 1988'de eşinizin de altında imzası bulunan bir kararla yürürlüğe girdi. Acaba Bugün Atatürk'e özellikle gençler arasında bu denli yüksek bir sevginin olmasının... bunda bir faydası fark var mıydı? Onun bir katkısı var mıydı? Bu kararın... E, bugünkü duruma bir getirisi oldu mu? Çok teşekkür ederim Muharrem Bey. Ee, şimdi öncelikle Atatürk'ü kaybedişimizin 83. yılında... onu rahmet, minnet ve sevgiyle anıyorum, şükranla anıyorum. Eğer ben bugün burada erkek meslektaşlarımla eşit şartlarda bir masaya oturabilmişsem ve eşit şartlarda konuşabiliyorsam bunu her şeyden önce Atatürk'ün Türk kadınına bağışladığı verdiği haklara borçluyuz. Onun için bir kere daha saygı ve minnetle, şükranla, teşekkürle anıyorum bize bu hakları verdiği için. E, ileride programın ilerleyen bölümlerinde belki bu kadınlara verilen hakları da konuşuruz. E, şimdi sizin sorunuza gelince 88'de 1988'de yaz günü olmaktan çıkarıldı. Ondan önceki dönemlerde ben hatırlıyorum benim öğrencilik yıllarıma denk geliyor. İşte lisede ilkokul, ortaokul lise yıllarında hep böyle işte 10 Kasımlarda bir yaz günü, bir ağıt günü ağlanır, sızlanır. Herkes yani sanki o gün ölmüş gibi üzüntülerini ifade ederler. Hamasi konuşmalar yapılır. Yani onu anlamaktan çok böyle bir yaz günü, yaz günü gibi kabul edilirdi, yapılırdı, o şekilde anmalar yapılırdı. Ama bu sonradan işte sizin de ifade ettiğiniz gibi 1988 yılında, Artık bunun çok da doğru bir yol olmadığı anlaşıldı ve Atatürk bu şekilde anılmamalı. Atatürk anlaşılmalı. Yani onun fikirlerini, onun bize gösterdiği yolu, yaptığı mücadelesini biz anlayarak onu anmalıyız. Yani Atatürk'ü anlamalıyız. Atatürk ne yapmış, ne yapmak istedi, nasıl bir miras bıraktı, yani kendisini takip etmek için neler yapılması gerekiyor. Tüm bunları e, anlamak için e, bu şekilde bir şey çıkarıldı. Yani 88'de işte Atatürk'ün ölümünden e, almış olduğu bir karardı. 50 yıl sonra böyle bir karar alındı ki bence çok doğru bir karardır. Bu kararın e, yansımaları ise Bugün işte görüyoruz bunun şeyini. Yani o dönemde belki de hani e, sırf e, hani resmi şeye katılmak için katı, katılanlar bugün istekle, coşkuyla, hevesle e, koşarak gidiyorlar, anıt e koşarak gidiyorlar, e, koşarak okullarda anma yapıyorlar. O çocukların yazdıkları şeyler, yani Atatürk'ü anladıkça, okudukça, öğrendikçe, çocuklara anlatıldıkça. Ee, çok daha faydalı oluyor böylesi. Ee, sonra Atatürk de zaten bunun böyle olmasını isterdi. O bir konuşmasında diyor ki büyük insanlara matem gerekmez diyor, büyük ölülere matem gerekmez diyor. Onları anmak gerekir diyor. Yani kendisi de olsa eğer e, görseydi o da mutlaka hani ağlayıp sızlamak yerine. Yani beni fikirlerimi yaşatın. Onları anlatın. Çocukları öğretin. Benim mücadelemi anlatın benim fikirlerimi öğretin. Bunu isterdi mutlaka. Dolayısıyla bu karar 88'de alınan bu karar gerçekten doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Atatürk'ü anlamamız lazım, anlatmamız lazım. Çünkü onun anlaşılmayan çok çok yönü var. Bugün size mesela evinizde bu konu hiç açılmış mıydı? Hatırlıyor musunuz? Açılmıştı, hatırlıyorum. Peki. Yani böyle bir şeyden söz edilmişti. Artık Atatürk'ün ölüm yıldönümü 10 Kasımlar. Bir yaz günü olmayacak. Bir anma günü olacak diye eşim bahsetmişti. Ben de onu desteklemiştim. Peki. peki. Naim Hocam, siz yeni bir kitap da çıkarttınız. Evet. Bu arada son dönemde madem gençlerden söz açıldı oradan devam etmek istiyorum. Yani bu coğrafyaya baktığımızda şöyle bu coğrafyada e, ister Rusya'dan başlayın ister e, Suriye'den başlayın veya daha aşağı inin Mısır'dan başlayın. Yani ne Nasır'ın ne Baba Esat'ın ki iktidarda oğlu var ne Lenin'in ne Stalin'in heykeli kaldı. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelleri, portreleri e, odalarımızdaki duvarları hala süslemeye devam ediyor meydanlarımızı süslemeye devam ediyor ona olan gönül bağı, ona olan sevgi her geçen yıl biraz daha coşkuyla artarak devam ediyor ki bu yılda baktığımızda anıt kabir tıklım tıklımdı. Eğer ki gençler kollarına Atatürk'ün imzasını dövme yaptırabiliyorsa, arabaların arkasına onun imzasını çıkartma olarak koyduruyorsa, bu da ona olan bir sevginin yansıması değil midir? Gençler arasında Atatürk'ün bu denli yüksek bir şekilde yer bulması. Onlarla onların onu çok daha iyi bir şekilde özümsemesini siz neye bağlıyorsunuz? Evet. Muharrem Bey söylediğiniz kitabı şu, Tarihin Kıskandığı Lider. Tarihin kıskandığı evet. lider sözcüğünü özellikle seçerek kullandım. İddialı bir söz değil, hamaset de değil. Gerçekten tarih Mustafa Kemal Atatürk'ü kıskanır. Hem 5000 yıllık yazılı insanlık tarihi kıskanır hem de 5000 yıllık yazılı savaş tarihi kıskanır. Önümüzdeki süreçte bunu ben anlatmaya çalışayım değerli izleyenlerimize. Sorduğunuz soruya gelince özellikle son 10 yıldır Muharrem Bey, Mustafa Kemal Atatürk'e onun Atatürkçü düşünce sistemine karşı büyük bir ilgi var. Ve bu ilgi gittikçe artıyor. Bunu 5000 yıllık yazılı tarihe baktığımızda liderlik, komutanlar ya da hükümdarlar tarihine baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya tarihinde özel bir yeri olduğu ortaya çıkıyor. Mesela biraz önce siz söylediniz, çevre coğrafyasından bahsettiniz. Mustafa Kemal Cumhur Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı iken hatırlarsanız e, Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini, evet. Rusya'da Stalin, Portekiz'de Salazar, İspanya'da Franco. Romanya'da ikinci Karol, Yunanistan'da Metaxas gibi liderler diktatörlüklerini ilan ederken Atatürk, büyük Atatürk, medeni bilgiler kitabını yazıyor. Orada gençlere ve Türk toplumuna demokrasiyi, özgürlüğü ve insan haklarını anlatıyordu. Mustafa Kemal Atatürk, Türk İstiklal Savaşı dahil ki Türk İstiklal Savaşı altını çizerek vurgulayarak söylüyorum bazı çevrelerde son zamanlarda bazı yazılar çıkıyor. Biraz küçümseme, biraz alttan alma, basite indirgeme. Türk İstiklal Savaşı Muharrem Bey, dünyanın en kutsal, dünyanın en meşru ve dünyanın en haklı savaşlarından biridir. Ve topyekün bir savaştır. Evet, milli mücadele içindedir ama milli mücadele değildir. Topyekün bir savaştır. Ve Yunan ordusu, yani Küçük Asya ordusu dediğimiz Yunan ordusu, Polatlı ve Haymana'ya kadar geldiğinde, yani büyük taarruz başladığında 230 bine kadar mevcudu çıkmıştı. Onun için bazıları, şimdi söz gelmişken söylüyorum, efendim bu çok da büyük bir savaş değil, çok büyük bir savaş değil, biraz sonra açarız. Ee, yani Osmanlı'dan devralınan o tabloyu, korkuş tabloyu açmakta yarar buluyorum. Dolayısıyla bu diktatörlüklerini ilan ederken bu liderler, Atatürk daima demokrasiyi, insan haklarını ve özgürlüğü medeni bilgiler kitabında anlatıyor. Ve niye Türk İstiklal Savaşı'nı söyledim? 23 Nisan 1920'de hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir prensibiyle açtı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı saatten itibaren Atatürk hayatta bulunduğu sürece başkomutanlık yetkilerini kendisine almasına yani kendisine meclis tarafından verilmesine rağmen seferberlikte ve savaşta gece gündüz hiçbir zaman meclisi kapatmamıştır. Bunun altını çiziyorum. Dolayısıyla Atatürk'ün diğer liderlerden farkı da önemli farklardan biri de budur. Mesela bir gün 4 Ağustos 1921'de tam Sakarya Meydan Muharebesi'nin başlamasından hemen önce, hemen önce şöyle der. Ben milli hakimiyet fikrine, fikrine hayatımı bağladım. Ben milli hakimiyet fikrine hayatımı bağladım. Ne zaman söylüyor bunu? 4 Ağustos 1921. Sakarya Meydan Muharebesi'nin hemen öncesi. Kime söylüyor? Mahmut Esat Bey'e söylüyor. Meclisle çelişirim. Tartışırım ama meclissiz yapamam. Dolayısıyla Türk İstiklal Savaşı boyunca gece gündüz mecliste tartışmalar olmuştur. Ama meclissiz Mustafa Kemal Atatürk yapamamıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ü diğer liderlerden yani diğer coğrafyadaki liderlerden ayıran farklardan en önemlisi budur. Ama Atatürk'ü biz bu şekilde sığdırarak da bir yere tabii tam değerlendirme yapamayız. Atatürk'ün dış politikada üç tane önemli prensibi var. Evet yurtta barış, dünyada barış önemli bir prensiptir dış politikada. Ama değerli izleyenlere şu mesajı vermekte yarar görüyorum. Yurtta barış, dünyada barış politikası pasif içine çekilme politikası değil. Dünyanın en aktif politikasıdır. Tekrar söylüyorum. Yurtta barış, dünyada barış politikası dünyanın uygulanabilen en aktif politikalardan biridir. Mesela montreux Boğazlar Sözleşmesi ile yurtta barış, dünyada barış prensibi doğrultusunda Boğazları Türk egemenliği altına almıştır. 1938'de hayattayken Türk askeri 5 Temmuz 1938'de hataya girmiştir. Onu biraz sonra konuşuruz ama bu yurtta barış, dünyada barış politikasıyla tek kurşun atmadan hata ilimizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içine katmayı başarmıştır. Yani yurtta barış, dünyada barış derken Mustafa Kemal Atatürk savaşın ustası, barışın efendisidir. Ama savaşın ustası ve strateji ustası olmasına rağmen savaş gerekmedikçe, zorunlu olmadıkça bir cinayettir der. Neden der? Çünkü yaşamı boyunca savaşlarda geçirmiş. Şehitler, yarallar, gazilerle uğraşmış. Dolayısıyla savaşın bir millet için ne kadar büyük bir felaket olacağını yaşayarak görmüş. Onun için mesela Venizelos 1934'te Yunan Başbakanı Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriyor. Bunun için mektup yazıyor. Ben belgelerini yeni kitaba da koydum. Neden? Milli menfaat, ulusal çıkarlar doğrusuna hareket eden Atatürk bu dünyanın en aktif politikasını uygularken daima diplomasiyle önce silah kullanmadan, önce asker kullanmadan çözme yöntemini seçiyor. Ama Hatay davası benim şahsi davamdır dediğinde hastalığına rağmen, doktorların karşı çıkmasına rağmen 20 ve 24 Mayıs'ta önce Mersin sonra Adana'yı ziyaret ederek hasta olmasına rağmen caydırıcılık sağlansın diye, Fransızlara gözdağı verilsin diye önce Mersin'de 40 dakika Türk askerinin resmi geçit törenini kabul ediyor. Ateşi yükseliyor. Tam düşmek üzereyken askerlere marş marş komutu veriyor. Koşarak tören geçi yapmalarını sağlıyor. Adana'da da 4 gün sonra aynı tören geçişini yapıyor. Dolayısıyla Fransız gazetelerinde Atatürk hasta değil, Atatürk Hatay'ı Türk topraklarına katma iradesine sahip dere, diyerek Hatay'ın 5 Temmuz 1938'de Türk askerinin girmesini sağlıyor. Yani bunu yaparken adımları bir adım atarken 3 4 adım sonrasını düşünebilen bir stratejik strateji ustasından bir savaş ustasından ama barışı tercih eden. Barışı bütün Sadabat Paktı 1937 Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'la kuzeyde Ba Balkan Antant'ı Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan'la yaparak 2. Dünya Savaşı öncesi öngörüyle Türkiye'yi bir barış gölü içine almayı bilmiştir. Onun için düşmanları tarafından, biraz sonra söyleriz, Venizelos tarafından Nobel Barış adı, Ödülüne aday göstermiştir, mektup yazılmıştır. Esir aldığı Trikopis Muharrem Bey, esir aldığı Trikopis yani 2 Eylül 1922 tarihinde, Trikopis'i biliyorsunuz Uşak'ta esir alırlar. Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna getirirler. Mustafa Kemal Paşa onu ayakta karşılar. Oturun sayın general der. Sohbet ederler. ikramlar yapılır ama sonra üzüntülü olduğunu anlayınca Trikopis'in der ki sayın general der. Savaşta her askerin başına esirli gelebilir. Eğer siz görevinizi yaptığınıza dair vicdanen rahatsanız üzülmeyin. Çünkü Napolyon da ...esir alındı. Napolyon da tutsak oldu. Ondan sonra ne yapar Trikopis? Yani kendisini esir alan... ...kendisini yenen ve Yunan tarihinde... ...bir kara leke, bir kara sayfaya... ...geçen Trikopis... ...daha sonra 1923'te Atina'ya gittikten sonra... E, ...bu esir mübadelesinden sonra... ...Mustafa Kemal Atatürk'ün... sonsuza uğurlanmasından sonra... ...10 Kasım 1938'den sonra... ...Muharrem Bey, bu Trikopis... ...her yıl... Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Ekim'de Atina Türk Büyükelçiliğine geliyor. Ben bu kitapta belgelerini yazdım ve 1950'lerde hayatını kaybedene kadar Atina Türk Büyükelçiliğinde her 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün büyük boy posterinin önünde saygı duruşunda bulunuyor. Atatürk dün Atatürk'tü, bugün büyük Atatürk ama hiç kuşkunuz olmasın, yarın daha büyük Atatürk olacak. Neden biliyor musunuz? Muharrem Bey. İnsanlar biz nankör olabiliriz. Ama tarih nankör değildir. Bir hizmeti asla unutmaz. Ve tarih deyince sadece Türk tarihini kastetmiyorum. Avustralya tarihi, Büyük Britanya, İngiltere tarihi, Almanya tarihi, Churchill'in anıları, Yeni Zelanda tarihi, ABD tarihi, 5000 yıllık yazılı savaş tarihini kastediyoruz. ABD Mark Twain cemiyeti Mustafa Kemal Atatürk bir fotoğrafını gönderir. Cevaben ne yazar biliyor musunuz? Markoyen Cemiyeti Başkanı der ki Büyük İskender, Sezar ve Napolyon'un da önünde gitme şansını yakalayan Atatürk'ü selamlıyorum der. Bunu söz gelimi söylemez savaş tarihini bilenler. Ama aynı sözü nerede görüyoruz biliyor musunuz Muharrem Bey? Mustafa Kemal Atatürk sonsuza uğurlandıktan sonra 10 Kasım 1938'de bir İtalyan tarihçisi İtalyan gazetesinde bir yazı yazar, makale. Bunu Atatürk'ün arkadaşı Asaf İlbay anılarında tercüme ettirir. Onu söyler. Anılarından ben derledim. Kitaba da koydum. O İtalyan tarihçi 10 Kasım 1938'de sonsuza uğurlanan Atatürk'ten sonra Atatürk'le ilgili yazdığı hem devlet adamlığı hem askeri kişiliğiyle ilgili yazdığı yazının son cümlesi nedir biliyor musunuz? Büyük İskender, Sezar, Napolyon ayağa kalkın büyünüz geliyor. Büyük İskender Aristo'nun öğrencisi. Kendi döneminde bilinen coğrafyanın yarısını fethetmiş. Sezar kendi döneminin en büyük hükümdarı ve komutanı. Napolyon 62 savaşa girmiş. Sonunda esir alınmış ama Batılıların büyük komutan olarak gördükleri biri. Evet Atatürk hiçbirini beğenmiyordu. Hepsini tenkit ediyordu doğrudur ama bir Batılı tarihçinin ya da ABD'li birinin Büyük İskender, Sezar ve Napolyon ayağa kalkın büyünüz geliyor sözü Mustafa Kemal Atatürk'ü tam makamına oturan sözdür. Ne demek bu? 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde bilinen komutanların, bilinen hükümdarların önündedir. Evet, Büyük İskender, Sezar, Napolyon kıskanmışlar mıdır bilinmez ama iyi komutan olduklarından Atatürk'ün önünde saygı duruşunda bulunmuşlardır. Bunu sadece burada görmüyoruz. Bunu General Birdwood var mesela Atatürk'e Atatürk yapan. Bakın 10 Kasım 1938'de dünya ajansları haber geçerler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu vefat etti şeklinde. Londra'da hasta yatağında Maraşal William Birdwood var. Maraşal William Birdwood ayağı şiştir, kangren tehlikesi vardır. Yaklaşık 80 yaşındadır. Der ki doktorlarına ben Atatürk'ün Türkiye'deki devlet törenine katılmak istiyorum der. Doktorları tebessüm eder. Herhalde yaşlılıktan dolayı hastada bir problem var der. Israr eder, doktorlar izin vermez. Derler ki Londra dışına çıkamazsınız. Kangren tehlikesi var, kan kaybından ölürsünüz. Bu ısrar eder, İngiliz hükümetinden izin alır. Bir tören birliğiyle beraber, tören takımıyla beraber 21 Kasım 1938 günü Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının geçici olarak Etnografya Müzesi'ne götürülürken karşıdaki halk evinin balkonunda Mareşal William Burtut arkasına koltuk da koymuşlardır düşmesin diye. Şişmiş ayağının altına da bir minder koymuşlardır. Değerli izleyenler Atatürk Burtut diye yazarlarsa bu fotoğraflar çıkar ve Mareşal İngiliz Mareşal Burtut Mustafa Kemal'in naaşını Mustafa Kemal, Kemal Atatürk'ü asasıyla Mareşal üniformasıyla selamlar. Bu dünya savaş tarihinde Muharrem Bey eşine rastlanmayan bir olaydır. Tıpkı Trikopis'in yaptığı gibi. Aman, aman, hiç Bunu kim mi? sağlıyor? Atatürk'ün tamam. kendisi. Onun için tarihin kıskandığı lider diyoruz. Ama kimdir bu General Bertolt biliyor musunuz? 1915 Çanakkale Muharebelerinde Anzak Kolordusu'nun yani Anzakların komutanı. O zaman hmm. Tuğ General. Ve Mustafa Kemal'e 34 yaşındaki Mustafa Kemal'e yeniliyor, mağlup oluyor. Daha sonra Ocak 1916'da çekiliyorlar. Çekildikten sonra Ansaklar iyi dövüştüğü için yenilmesine rağmen İngiliz hükümeti Börtut'a Maraşar rütbesi veriyor. Bakın Çanakkale Muharebesi'nde düşmanına yenilen ve İngiliz tarihinde yenilmiş olarak tarihe geçen bir Maraşar ölüm tehlikesini göze alarak Ankara'ya törene katılıyor. İşte onun için. Ben bu arada bir girebilir miyim araya? Tabii ki, tabii ki. Ee, Naim Hoca, na Naim Naim hocam, de de Hale hocam bir şey söylüyor. Buyurun, dinliyorum. Naim hocayı bir teyit etmek, Naim hocayı Buyurun. teyit etmek için bir şey söyleyeceğim. Şimdi, Ağustos 19 şey 2020'de bir Amerikalı tarihçi ve aynı zamanda psikiyatrist Arnold Ludwig diye bir bilim adamı, evet. 2020'de yaptığı bir çalışma sonucunda Atatürk'ü 20. yüzyılın en büyük lideri Doğru. olarak gösteriyor. Şimdi ama bu çalışmayı çok uzun, yani bir takım kriterler belirliyor. İşte e, siyasi, siyasi miras, e, sosyal başarı, tasarım gücü, devlet adamlığı, askeri başarısı, topraklarını genişletmek, sıfırdan bir ülke yaratmak, devlet kendisine göre 11 kriter belirliyor. Bu kriterleri bütün gelmiş geçmiş bütün liderlere uyguluyor. İşte Napolyon'a, Roosevelt'e, e, Gorbaçova, İngiliz Churchill'e, Nelson Mandela'ya, Bill Clinton'a yani gelmiş geçmiş bütün liderlere bu 11 kriteri uyguluyor ve bunun yaptığı değerlendirmeler sonucunda en büyük liderin Atatürk olduğuna karar veriyor. 20. yüzyılın en büyük lideri Atatürk'tür diyor. 2020'de bunu yayınlıyor. Yani Amerika'da falan, Avrupa'da bu duyuldu. Bizim gerçi basında çok fazla yer almadı bu. Ama bu da önemli bir... Yani bunu biz söylemiyoruz. Amerikalı bir tarihçi ve psikiyatrist olan Arnold Ludwig evet. söylüyor. Hocam, çok teşekkür ederim. Bir son bir koruyun, söz söyleyeyim Muharrem Bey. Son, hocaya... cümleyi, son cümleyi söylüyorum. Buyurun. Son cümleyi söylüyorum. Dolayısıyla Atatürk dün Atatürktü. Bugün büyük Atatürk. Tarih nankör değildir. Bir hizmeti asla unutmaz. Yarın daha da büyük Atatürk olacak. Onun yazdığı nutku ve nutku en son, bakın nutku son cümleyi söylüyorum kusura bakmayın. Atatürk'ün o, biz hamaset yapmıyorum ben burada. Duygusal da konuşmuyorum. Atatürk'ün takdire de ihtiyacı yok. Onu söyleyeyim. Ama tarihin nankörü olmadığını belgelerle değerli izleyenlere ben anlatmaya çalışıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 tane yazılı eseri var. Bunlardan en önemlisi Büyük Söyler nutuk dediğim. Elbette Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyet'tir. Hiç kuşluyum. Ama Mustafa Kemal Atatürk bakın nutku yazar gece gündüz. 15-20 Ekim 1927'de Atatürk'ü Atatürk yapan diğer liderlerden ayıran faktörlerden biri de nutuk bir siyasi belgedir. Milletine hesap verme belgesidir. Milletine hesap veriyor. Yaptığı işleri 10 yılda 1918'den 1927'ye kadar hesap veriyor ve milletine yapacağı işleri de, hedefleri de belirtiyor. Dolayısıyla büyük bir siyasi belgedir nutuk. Nutukun 36 saat 33 33 dakika okur Muharrem Bey 15 20 Ekim 1927'de. Sesi hiç titremez. Ne zaman titrer biliyor musunuz sesi? Son sayfaya geldiğinde titrer. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk de bir insan. O da ağladı. O da hüzünlendi bizim gibi ve genellikle hep hüzünlü geçti yolculuğu. Onun altını çizmek istiyorum. Bakın evet. der ki son cümle son sayfaya geldiğimizde bugün ulaştığımız sonuç Asırlardan beri çekilen milli felaketlerin doğurduğu uyanıklığın ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum sözünde sesi iyice titrer, yanındakilerin anılarına göre gözyaşını tutamaz. Ondan sonra bildiğimiz gençliğe hitabeyi okur. Bu evet en büyük eserini Cumhuriyeti gençliğe armağan ederken büyük insanın göz, gö, döktüğü gözyaşı var çünkü emek var. Ağacın değerini bilir çünkü ağacın şehitlerin kanıyla yaşayan bu vatanın ne kadar değerli olduğunu bilir. Bir ida ağacı için gözleri tabii nemlenir. Biz böyle bir insandan bahsediyoruz. Teşekkür ediyorum. Tabii ki bir, bir insandan söz ediyoruz. Yani o her şeyden önce bir komutandı, bir e, liderdi ama asıl hasleti asıl ortaya koyduğu bir insan olmasaydı ki insanın bütün hasletlerini çok iyi bir şekilde sergilediğini görüyoruz ki bugün Ali hocam anıt istatistiğini çıkartırsanız şöyle siz de müze komutanlığı yaptınız. Geriye doğru baktığınızda bu istatistikler size ne gösteriyor? O ziyaretçilerin büyük oranda arttığına mı tanıklık ediyorsunuz yoksa belirli bir kesimin sürekli ziyaret ettiği bir yer halinde mi veya her geçen yıl yeni bir kesit, yeni bir yaş grubu da ekleniyor mu? Şimdi çok teşekkür ederim. Öncelikle aramızdan ayrılışını 83. yılında ben de Büyük Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. buraya kadar konuşulanlarla ilgili de birkaç kez şey söylemek isterim ama sizin sorunuza cevap vereyim. Öncelikli olarak e, Anıtkabir Derneği'nde de şu anda ben yönetim kurulu üyesi ve bilim kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. Anıtkabir e, Anıtkabir'e hizmet eden bir derneğimiz var. Yasal olarak 68'den itibaren kurulmuş bir dernektir. Ee, o vesileyle de e, yakın şahidiz olaylara. Şimdi e, özellikle e, Anıtkabir'in ziyaretçisi sayısında son yıllarda ciddi artışlar oldu e, Muharrem Bey. Bu artışları işte Atatürk'ün 10 Kasımları e, yasla e, anıyor olmaktan çıkarılmasından sonraki gelişmelere bakmak lazım... Artı Atatürk üzerinden bir toplumsal karşıtlık yaratma faaliyetlerinin Atatürk'ü öğrenme ihtiyacını arttırmış olmasına bağlamak lazım. Şimdi e, bu noktada 15 Temmuz'un bir travma yarattığını görüyoruz. Çok açık ve net bu. Özellikle bizim muhafazakar kesimdeki insanımızın e, Atatürk'e 15 Temmuz'daki kalkışmadan o ihanet kalkışmasından sonra çok daha yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Hı. Sonuçta Anıtkabir dediğimiz yer nedir? Ee, anıt Mezar. Yani bir mezardan bahsediyoruz. Ee, dolayısıyla orada Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, aynı zamanda hem Atatürk'ü hem de devrimlerini ve milli mücadeleyi anlamak için bir alan. Ama orası alan... bir mezardan daha, daha öte bir, yani işte, bir şey. bir ona geliyorum. Şey Bu müzeyle şey. birlikte daha geniş bir... E, kavramsal düzeye erişmiş vaziyette Türk milletinin atasına gidişi ona saygılarını sunmak isteğişi onu ziyaret edişi aynı zamanda da o müzede milli mücadeleyi yani onun yaptıklarını ve cumhuriyet devrimlerini öğreniyor olması sevindirici. Her kesimden insanın gelmesi sevindirici. Gittikçe daha çok toplumun geniş kesimlerine yayılan bir Atatürk algısından söz ediyoruz burada artı bunu sahada da görüyoruz artı burada bir Atatürk'ün gittikçe e, ortak değer haline dönüşümünü aslında zaten öyleydi fakat bazı kesimlerin e, aleyhte bir takım asılsız iddialarıyla milletle arasına bir bariyer örülmeye çab çabalanmıştı onun yıkıldığını görüyoruz Muharrem Bey ve burada e, sevindirici bir gelişmedir bu o dahi insanı ...anlama çabasının arttığını da görüyoruz. Tabii gençlerimizde, hocamızda hocamız da bahsetti, siz de bahsettiniz açılış konuşmanızda. Artık gençlerimizin Atatürk'ü anlama ihtiyacında olduklarını da görüyoruz. Bütün dünyada kurucu baba dediğimiz, devlet kuran insanların kaybı... ...sosyal psikoloji açısından da, politik psikoloji açısından da, bununla ilgili çalışmalar da var. Ciddi travmalar yaratıyor. Bu Atatürk'ün 10 Kasım'da kaybıyla aslında o törenlerdeki insanların, katılan insanların yaşlısından çocuğuna nasıl çırpındıklarını, nasıl ağladıklarını, nasıl kendilerini hırpaladıklarını görüyoruz üzüntüyle. Ve hatta şunu söyleyelim, malum 10 Kasım'dan sonra naaşına bir takım işlemler yapıldı. Sorarsanız anlatırız onları da. Ondan sonra 16 Kasım'da muayede Salonu'nda dolma bahçede halkın ziyaretine açıldı naaşı. O ziyaret 19 Kasım'a kadar, nakil gününe kadar sürdü. O arada 11 kişi Beşiktaş'ta izdihamdan vefat etti. O kadar yoğun bir kalabalık vardı. Hatta gayrimüslim vatandaşlarımız da vardı o vefat edenler içerisinde. Şimdi dolayısıyla cenaze namazının bir camide kılınmayışının gerekçesi de bu oldu. Yani daha büyük bir icdama neden olabiliriz diye. Şimdi insanlar neden ağlıyordu o zaman? Bir kurucu babayı kaybetmiş olmak. Yani her şeyi o zamana kadar Atatürk'le yapmışsınız. Bir ülkeyi işgalden onun liderliğinde kurtarmışsınız. Onun liderliğinde işte bir devlet kurmuşsunuz, bir cumhuriyet kurmuşsunuz. Artı sanayinizi, ekonominizi geliştirmeye çabalıyorsunuz. Kültür sanat faaliyetlerini geliştirmeye çabalıyorsunuz. Yani ne aldıysak, bulduysa bu millet onun sayesinde bulmuş ve o kaybolmuş. Şimdi ne yapacağız? Yani o kaygı, o travma aslında ilk başta normal. Fakat biz bunu kısa sürede atlatıp onu anlamaya, onun yaptığı işleri anlamaya, onun kurduğu cumhuriyetin fikriyatını, düşünsel altyapısını, geri planını öğrenmeye zaman ayırmak durumunda olmamız gerekirken maalesef bu son derece yanlış bir şekilde 88'e kadar geldi işte. Allah razı olsun. Yani rahmetli Ozal ekibinden o dönemde bu onu anlamaya dönük bir faaliyete evrildi. İyi de oldu. Çünkü e, biz işi biraz Atam sen kalk ben yatam edebiyatıyla getirdik 88'e kadar. Hı hı. Bu neyi bize neye ket vurdu? Atatürk'ü anlayamadık. Yani onu bir bu Türk milletinin içinden çıkan bir ferd olarak, bir deha sahibi lider olarak anlamakta geciktik. Olan bu. Şimdi tabii son yıllarda bu aşılıyor. Yavaş yavaş işte hocalarımızın çalışmaları, bizlerin çalışmalarıyla inşallah daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Onu anlayacağız. Şimdi biz burada bir kurucu kahramanı anıyoruz bugün. Kurucu kahraman dediğimiz zaman da bir deha liderden bahsediyoruz. Onun dehasının üç alanda çok temellendiğini görüyoruz. Tabii Babiroğlu Paşam'da bahsettiler. Dünya çapında o deha tescil edilmiş bir dehadır. Hem tarihen hem de coğrafya olarak, ülke olarak diyelim. Şimdi Norveç'te Mustafa Kemal gibi düşünmek diye bir deyim gelişmiş mesela. Hmm. E, İtalya'da e, bir sempozyumda Norveçli bir yaşlı adam bunu söylüyor. Efendim çok pesimist, kötümser, e, işte e, insanlara bu söyledirmiş. Yani Mustafa Kemal gibi düşün, pes etme. E, çünkü Mustafa Kemal içinde bulunduğu şartlara baktığınız zaman... Mücadeleye atılmak çok öyle aklı başında bir insan yapacağı iş değil. Yani o mütareke İstanbul'u hatırlarsanız, onun için o mücadeleye atılıp önderlik edip bir başarı imza atan bir lider olarak Norveç'te böyle bir deyimin yerleşmesine yol açmış. Onun dışında bu dehanın temayüz ettiği, ortaya çıktığı, şekillendiği ilk alanın komutanımız biraz bahsetti, paşamız. Ee, askerlik olduğunu görüyoruz. Komutan Atatürk. Yani e, dünya harp tarihine geçecek stratejik uygulamalara imza atmıştır Çanakkale'de Sakarya Meydan Muharebesi'nde e, artı e, ikinci dehasının yoğunlaştığı alan onun belki daha ileriki saatlerde konuşuruz ayrıntısını devlet adamı yönü. Devlet adamı. Devlet kuran bir devlet adamı. Dolayısıyla o devletin kurucu unsurları olarak e, ülkesini misakı milli sınırlarla şekillendiren, efendim insan oturunu milleti şekillendiren e, ulus devlet kapsamında e, artı politik örgütlenmesini üniter devlet olarak şekillendiren hükümet mekanizmasını ve e, o devletin hakimiyet unsurunu millete dayandıran, yani monarşiyle 600 yıl yaşamış bir milletin e, kendi iradesine uygun bir cumhuriyet kurmasına vesile olan, onu sağlayan bir insan. Dolayısıyla devlet adamı Atatürk dediğimiz zaman tabi bunun inkılapçılığını konuşabiliriz. Değişim, dönüşüm topyekun bir değişim dönüşüm yapan bir lider olarak onu anlatabiliriz. E, artı bir de tabi üçüncü boyutu dehasının Atatürk'ün e, şekillendiği düşünce adamı. Mustafa Kemal Paşa maalesef bu yönü çok ihmal edilen bir insan. Bir lider bana göre. Bana göre yine Yaptığım araştırmalarla yaklaşık 25-30 yıldır Atatürk'ün yaşam öyküsünü çalışan bir akademisyenim. Ee, Mustafa Kemal'i e Atatürk yapan en önemli özelliği hastalık derecesi, derecesinde kitap okuma sevgisi. Muazzam bir kütüphanesi var, 5000'e yakın eser var. Bunların çoğunu okumuş, altını çizmiş, notlar almış. Ee, Anıt kabirde bugün e, sanat galerisi dediğimiz bölümde bu eserlerin büyük kısmı sergileniyor. Geri kalan kısmı Çankaya'da Müze köşke sergileniyor. Oraya gezen izleyicilerimiz bakabilir. Biz Anıtkabir Komutanlığı olarak, o müze komutanlığı olarak ben görev yaptığımda Anıtkabir Derneğimizin de desteğiyle bu kitaplarda altını çizdiği yerleri sadece, yabancı kitaplarda da çizdiği yerler var. Onları da çevirilerini yaparak yayınladık. 24 yıl kitap oldu. Sadece altını çizdiği, hocam, işaret koyduğu sadece yerler. Sanki kendi okuduğu kitaplar değil, yazdığı kitaplar Şimdi da var Şimdi oraya da tabi ki gelince evet, evet. biraz önce yani, abi da evet, 14 tane kitap var. 14, 14 tane askerliğe dair geometri evet. e, işte işte kitabı efendim, var. Başlık bilgisi, ee, medeni bilgiler kitabı. Komutan ve zabit Tabii. hasbihal kitabı var. zabit ve kumandan da hasbihal, hasbihal var. Zaten var. Evet. Güneş dil teorisi var. Yani 14 kitabı var. Yani hem... Çok okuyan hem de yazan, yazan gözlerden düşünce adamından bahsediyorum. Ana fartalardaki anılarını. Tabii ki Ruşen Eşref anlattı sonra kitabı evet. haline geldi. Ahmet Emin Yalman'a çocukluktan itibaren Mütareke dönemine kadar anılarını anlattı. Nutuk öncesi Atatürk konuşuyor diye o yayınlandı. Nutuk var işte 19'da başlayıp 27'de biten ağırlıklı olarak 24'e kadar yaşadıklarını anlatır. Paşamız güzel bahsetti. Göktürk kitabelerindeki Bilge Kağan'ın bu sözünde yalan var mı? Ey Türk budun diye Sorması gibi, ondan yaklaşık 1500 yıl, 2000 yıl sonra Mustafa Kemal Paşa'da yaptığı işlerin hesabını millete vermiştir ve belgeli olarak vermiştir. Nutuk bir hatırattır. Burada onda bahsedelim bir bilimsel şey olarak e, faydası olur. Yani hatıratlara biz bilim adamı olarak biraz şüpheci yaklaşırız. Hı. Çünkü hatıratları yazan insanlar subjektidir. Kendi bakış açısıyla olaylara bakar. Ee, dolayısıyla başka kaynaklarla Karşılaştırıp kullanırız Hatıratları Şimdi burada nutuk da bir hatırat Ama nutuğu diğer hatıratlardan ayıran Ve güvenli bir kaynak haline getiren Özellikleri var Birincisi eleştirdiği her insan hayattadır Cevap verebilme imkanı var İkincisi Anlattığı konuştuğu her şeyin Kürsü'den anlattığı her şeyin belgesi Belgesini altta oturan Ruşen Eşref'e verip okutmuştur yani Ruşen Eşref onun belgelerini okumuştur. Nitekim o belgeler çok muhafaza edilmiş şekilde Atatürk Başkanlığı, Genelkurmay Atatürk Başkanlığı arşivinde, idi, şimdi Cumhurbaşkanlığı arşivine devredildi, birleşti arşivler. Atatürk koleksiyonu olarak araştırıcıların hizmetinde açıktır. Bizler de çalışıyoruz. Bugün bizim Murat Bardakçı'nın çok güzel bir yazısı vardı. O hastalığı dönemindeki aldığı Hayır, gıdalar. Yok. Evet, gıdalarla ilgili. Onlar da her şey kaydı altında. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in bir eylem adamı olduğu, savaşmaktan yaptığı devrimlerin fikriyatını yapmaya zaman bulamadığı şeklinde çok yanlış. Ve onun en önemli yönünü eksik bırakan, eksik görmemize yol açan bir düşünce vardı, klasikleşmiş. Bunu reddediyoruz bugün bilim adamları olarak. Mustafa Kemal'in çok güçlü bir düşünce adamı olduğunu eser yazan yaptığı devrimlerin de fikriyatın ideolojik altyapısını hazırlayan bir lider olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ee, mesela Nutuk incelendiği zaman rahmetli Aydın Taner hocamız bir çalışma yapmıştı bununla ilgili. Ee, nutuk'ta kelime ve kavram olarak çok ciddi bir hem mantık silsilesi olarak e, ciddi bir düşünsel altyapı var. Onu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ee, Atatürk'ün liderliği açısından. Dolayısıyla burada bu ee, liderliğin e, liderlik tipolojiler açısından açısından söylersek son olarak onu belirteyim. Ee, dönüştürücü liderlik diye bir kavram var. Yani transformation leadership deniyor. Ee, yani bir sistemi bir halden başka bir hale çeviren, dönüştüren liderlere bu deniyor. Mustafa Kemal Paşa e, tam anlamıyla bir dönüştürücü liderdir. Artı onu başarılı bir lider yapan ta asker liseden itibaren iki dersteki başarısıdır. Birisi tarih, sevgisi ve başarısıdır. Çünkü tarihi, sebep-sonuç ilişkisini kavrayarak okursanız Muharrem Bey, vizyonerlik yeteneğiniz gelişir. Öngörü yeteneğiniz gelişir. Çünkü tarihteki sebepler ve sonuçlar da aslında tarihi birer olaydır. Bunların arasındaki ilişkiyi iyi kavranırsa, tarihiyetin böyle yapılırsa bir öngörü yeteneğe gelişir. Mustafa Kemal'deki vizyonerlik aslında o tarih sevgisinden ve tarihi böyle okumasından gelir. Mesela MacArthur'la görüşmesinde 2. Dünya Harbi'nin çıkacağını söylüyor. İşte Sovyet blokunun çökeceğini söylüyor 33'te. E, vesaire vesaire. Çok örnek verebiliriz. Onun dışında matematik sevgisi. Onu bir akıl ve bilim sahibi. Peki akıl dönemindeki yapmıştır. dönemindeki liderlerle ilişkisi nasıl? Şimdi baktığımız zaman orada işte çevresindeki liderlere bakıyoruz. O dönemde işte Mısır'daki de güçlü bir lider var. Irak ee, Irak'ta çok güçlü bir lider var. İşte Rusya'da Lenin var. Ee, o da çok güçlü bir lider. Onlarla hiç yazışmaları veya mektuplaşmaları, konuşmaları var mı? Tabii ki, tabii ki. Yani zaten milli mücadele içerisinde biliyorsunuz. Ruslarla ilişkileri, e, Sovyetlerle diyelim, e, olumlu bir şekilde geliştirdik... İngiliz emperyalizmine karşı çünkü mücadele ediyoruz. Onlar da aynı şekilde e, yazışmalar, mektuplar var. E, çok sayıda. Diğer liderlerle ilgili işte Sadabat paktığı görüşmeleri var. Balkan paktında bu konferans öncesinde yani bak pakt imzalanmadan önceki konferanslar yani Şunu sormaya çalışmıştım. Onlarla ilişkileri nasıl? Ee, ki soruyu da öyle yönelttim. Kendisi yani, yurt dışına çıkmıyor. Çıkmıyor. Hiç Ama çıkmıyor. Gel, gelenler var. İngiliz e, kralı dahil işte Edward e, ve işte Emanullah Han'dan tutun e, Irak e, kralına e, Ürdün kralına birçok yabancı devlet adamı ülkeye gelmiştir e, ve onun dönemindeki Türkiye Cumhuriyeti devleti başı dik bir devlettir. Onurlu bir devlettir. Bir mücadelenin sonunda uluslararası hukuka göre kurulmuş bir devlettir. Dolayısıyla Atatürk bir sünger çekmiştir. İşte yurtta barış, dünyada barış la da bunu ifade etmiştir. Tabii ki bu paşamız da bahsetti. Milli meselelere kafayı <laughs> milli meselelerden uzaklaştırmak manasında değil. Ama ee, ülkede barışı sağlayarak bölge barışına katkı yapacağımızı, bölge barışına katkı yaparak dünya barışına katkı yapacağımızı düşünen bir liderdi. Ee, bir evin içinde çıkan yangın, apartmandaki yangın sizin dairenize de, de gelebilir diyor e, konuşmalarında. E, sonuçta dünya liderleri, kendi yaşadığı dönemdeki liderlerle e, mukayese ettiğimiz zaman da bir büyük lider olarak ortaya çıkıyor Mustafa Kemal Paşa. Bir de tabii şunu ihmal etmeyelim. Geleneğimiz bizim geleneğimiz. Modernleşme tarihimiz vesaire açısından da baktığımızda monarşiye dayalı. Evet, 1876'dan itibaren parlamentolu, anayasalı bir meşruti monarşi deneyimimiz var ama bu modernleşme çabalarımızda 3. Selim'den itibaren baktığımız zaman daha çok Batı karşısında eksik kaldığımız kurumlar üzerinde bir ıstırat yapma fikri var. Toptan o Batı'nın e, Rönesans'la başlayan, efendim reformla, coğrafi keşiflerle, sanayi devrimiyle devam eden aydınlanmacı o yeni pozitif e, bilime dayalı e, felsefesini alıp ona uygun toplumu dönüştüren Mustafa Kemal Paşadır. Yani topyekun bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirebilmiştir konuşuruz ilerleyen dakikalarda. işte eğitimden, sanata, kültüre, kadın haklarına, hukuka yaptığı birçok şey var. Girişim var. Ben son olarak şunu söyleyeyim, bitireyim. 1937'de meclis açış nutku var. Biliyorsunuz meclis açış nutukları bugün de önemli. Sayın Cumhurbaşkanı geliyor, parlamentonun yasamayla açılışında konuşuyor. Bu Atatürk'ten beri devam eden bir gelenektir meclisimizde. Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmaları son derece önemli ve derinlikli. Bunlar yayınlandı da kitap olarak internet sitelerinde de var meclisin bakabilir gençlerimiz. Ee, bir önceki yasama yılında yapılan faaliyetleri anlatıyor. İkinci bölümünde de yapılacakları planlananları anlatıyor ayrıntılı. Bu 37 konuşmasında mesela Van'da bir üniversite açılarak doğunun kalkınmasının onun üzerinden yürütülmesini söylüyor. Onu, onu çok, çok istiyorlar. Tabii 1937'de 1937. Van'da bir üniversiteyi çok istiyor evet. ama o üniversite Erzurum'da kuruluyor. Erzurum'da 60'lı yıllarda 65'te açılabildi. Şimdi o yani, niye kurulamıyor bir türlü? Hiç baktınız mı, incelediniz mi? Yani Van'da o kadar istemesine rağmen ki her şeye muktedir olan bir lider. Yani üniversite kurulması. Ulu vefat ediyor. 37'de bunu söylüyor, 38'de hmm. vefat ediyor. Yani ömrü etse mutlaka onu gerçekleştireceğine ben inanıyorum. Şimdi benim söylemeye çalıştığım bu konuşmanın son kısmında Parti programının değiştirilmesiyle ilgili bir takım sıkıntılar var. Celal Bayar Hükümet'e başbakan yaptı zaten Eylül ayında. Kasım'da da bu konuşmayı yapıyor. Orada bazı bir söz de zaten cımbızla çekilip tahrif ediliyor. Kur'an'a hakaret ediyor falan diye. Onu bırakalım. Öyle bir şey yok tabii ki. Orada şunu söylüyor: Bizim şey. yolumuzu çizen bağrından çıktığımız Türk milleti içinden çıktığımız yurt ve milletler tarihinin bin bir facia ve ızdırap gayriden yapraklarından çıkardığımız acı neticelerdir diyor. Yani Türk inkılabı dediğimiz, Türk devrimi dediğimiz o toplumsal dönüşüm, siyasal dönüşüm hareketinin, topyekün dönüşüm hareketinin yerli olduğunu, bu toprakların hareketi olduğunu ve milli bir hareket olduğunu, bu millete dayandığını artı ama evrensel değerlere de dayandığını söylüyor. Bugün mesela bu kavramları kullanıyoruz da Mesela bunun evrensel değerlerini ihmal ettiğiniz zaman geleneksel yapıya tıkanır kalırsınız. İkisini öne alır, evrensel değerleri öne alır, öbürlerini yok sayarsanız da küresel sistemin işte piyonu haline dönersiniz. Mustafa Kemal Paşa öyle bir denge içerisinde bunu yaptığını söylüyor ki bize. Yani bu üç e, sac ayağı üzerine diyor bizim devletimiz, cumhuriyetimiz oturuyor ve e, bu bakımdan e, tabii ki dünyada eşi benzeri olmayan bir e, deha'dan bahsediyoruz liderlikten Peki, bahsediyoruz. Peki, eee Hani hocam böyle bir lider. Yani bir taraftan baktığınızda e, koca bir eee ülkeydi ki, topluluktan topluma dönüştürmüş. Bir ulusa dönüştürmüş. Bir ulus yaratmış. Evet. Bir, evet, ulus evet, yaratmış. bir ulus, bir yeniden yaratmış. yeniden bir ulus yaratmış. Şimdi, evet. Mecliste frak giyip batıllaşmayı getirmiş. Kitaplarıyla biraz önce Nayim Hoca da sizler de söz ettiniz. Kitaplarıyla bir ...ve entelektüel düzeyini göstermiş. Yani e, işçi sınıfı ve burjuvası olmadığını ifade ederken... ...aslında işçi sınıfı ve burjuvayı da yaratmak için çaba göstermiş. Evet, evet. E, öyle bir liderden söz ediyoruz. Böyle bir lider vefatına doğru gidilen yolda veya son dönemlerinde artık iyice ağırlaşıyor. Acaba yönetim erkleri Atatürk'ün vefatına ne kadar hazırmış? Şimdi az önce Atatürk'ün hani diğer çağdaş liderlerle şeyi nasıl ilişkileri nasıl diye, nasıldı sormuştum diye, sormuştum diye sormuştunuz. Ben oraya bir iki ufak tabii, şey ilave ilave tabii, tabii Çok da memnun Şimdi oldum. Atatürk kim tutmayan bir insan. Yani 1923'ten sonra işte Cumhuriyet kuruluyor. Ondan sonra eski düşmanlıkların üzerine Hı. sünger çekiyor. Ülke menfaatleri neyi gerektiriyorsa o yolda ilerlemeye başlıyor. Şimdi en çok savaştığı, en çok e, düşman olduğu diyelim. E, Venizelosla 1930'da dostluk anlaşması yapıyor. Evet. Yani ile Atatürk Tabii. arasında dostluk iyi anlaşması daha savaşın, yapılıyor. Daha sıcağı Daha çok yeni. Evet, evet yani bunu Bu başarabiliyor. daha yeni yapılmış. Tabii yani, sahada daha barut kokuyor. De, yani e, yani. Evet Sağdaki çok barut yeni. barut kokusu evet. daha kalkmadan. Sonra İran'da bir takım sınır anlaşmazlıkları oluyor. Onları çözüyor. İran Kralı geliyor, ziyaret ediyor. 34 İran Şahı. Evet o İran Şahı geliyor. Sonra Afgan Hocam, Kralı geliyor. orada çok ilginç bir şey evet. var. Onu söyleyelim unutmadan. Öt soy Operası diye bir opera evet. bestelettirmiştir ve e, İran Şahı ile beraber ikisinin İzlemiştir, huzurunda evet. sergilenmiştir. Evet. Turaç var orada. Turan'ı temsil eder. Mustafa Kemal'in kendisidir. Iraç var. O da İran'ı Şahı temsil eder. E, karakter e, operada ve onun huzurunda e, oynanmıştır. Yani opera işi de işte ilk defa Sofya'da görüp e, söylüyor. Diyor ki bunlar güçlü bir millet. Çünkü diyor operaları var. o Salonları var ve ...yazabiliyorlar operayı. E Türkiye'de yani, de bunu Ankara'da, yapmak lazım. Ankara'da diyor. opera salonunu kurduruyor. Evet, Ve Ankara'da evet o, o şartlarda. Opera, değil mi? Ee, o Ankara'daki opera salonunu... ...kurdurduğu kişi aslında... ...daha sonra ölümünde onun naaşının... ...hazırlayıcısını da... ...ki e, İtalyan... Şey, özür dilerim. Ee, Alman ünlü mimar. Evet. Değil mi? O o Bruno Bruno, Bruno, Bruno evet. Taut. Evet, dil ve Tarih de, fakültesinin o, Coğrafya de Fakültesi'nin o, sizin olduğunuz. muhteşem evet. e, binanın yani, da e, mimarı. Ona da o katafakı yaptırıyor bu evet. bu minnet. Yani evet. böyle bir şey. Hatta Bruno Taut'u e, şeyde şehitlikte yatan tek e, gayrimüslimdir. Yani, yani e, ve Atatürk'ten çok kısa bir süre sonra tabii, vefat ettiği. Neredeyse işte yani, bir, birkaç ay sonra. Evet çok kısa Çünkü, bir süre sonra. Çünkü e, ciğerlerinde zaten rahatsızlık vardır o ciğerlerindeki rahatsızlıklar zaman yapmış. Yani evet. ona olan sevgi sadece bir Türk insanının sevgisi değil. Diğer gayrimüslimlerin veya tabii, başka tabii. bir ülkeden bir Alman geliyor ...Nazizm'den kaçıyor o işte Frankfurt okulcular Amerika'ya giderken o kalkıp Türkiye'ye geliyor ve Atatürk'e hayranlığından dolayı buraya geldiğini söylüyor. Buradan baktığımızda aslında bu bu kadar büyük bir lider, bu kadar sevilen bir insana... ...acaba e, yönetim erkleri, yani Atatürk'ün dışındaki arkadaşları ne kadar hazırmış? Ona ilişkin bir biri var mı? Yani e, hastalığı döneminde Atatürk onlar ne ne planlamışlar? Şimdi Cumhuriyet'ten sonra, e, Atatürk, yani Cumhuriyet ilan edildikten sonra... Bazı arkadaşlarıyla yani bir şey biraz soğuk ilişkileri biraz, oluyor. Evet, Siyasetin ters işte, saltanatın e, kaldırılışında başlıyor. Saltanatın kaldırışı, e, kaldırılışı, şah halifelik, monarşi mi cumhuriyet mi e, tartışması. Yani bu eski milli mücadelede birlikte çalıştığı arkadaşlarından bir kısmı ondan uzaklaşıyorlar. Kendisi ondan, onlardan uzaklaşıyor. E, şimdi e, Atatürk bir konuşmasında diyor ki herkesin diyor e, kabiliyeti ya öyle bir şey var tam belki o şeyi cümleyi tam söyleyemeyeceğim ama mealen diyor ki herkesin kendi kabiliyetinin yettiği yere kadar bizimle birlikte oldular. Yani evet, dur, ka anlayana dur, kadar diyor. Yani biz ondan sonra herkes kendi sınırları bitince onun geldiği yere kadar bizimle beraber oldular. Ya hocam Refet mesela sonra örnek verelim. yavaş yavaş ayrıldılar diyor. Yani hiçbirisi Atatürk'ün hızına yetişemiyor. Saltanat arkadaşlar. kaldırılacak kursağında diyor Alife Efendimiz'in diyor ekmeği var ekmeği diyor. Ekmeği var Şimdi, diyor mesela yani. Yani, yani bunlar mukaddes peşli diye ifade edilir. Yani bizim Cumhuriyet tarihimizde Cemal Kurtay'ın ifadesi Ali Fuat Cebesoy da bunu yapıyor. İşte e, Karabekir, Rauf Refet, Ali Fuat, Mustafa Kemal. Şimdi Refet eee şey. Meşrutiyet yanlısı. Yani tabii Meşrutiyet yan, cumhuriyeti. Ben değil, buna meşrut tabii katılmıyorum. Ama genelgesine ama genelgesine imza e, atmaya hocam bir katılmıyorum, katılmıyorum da bundan bilir miyim? Bu Tabii buyurun hocam. Ali Ali hocama katılıyorum. E, Türk İstiklal Savaşı yani milli mücadelede Refet Bele'yi milli mücadelenin çekirdek kadrosuna koymak tarihle uyumlu değil. En hafif tabirle bu. Çünkü hmm. daha Amasya tamimi 21-22 Haziran 1919'da Onu Mustafa Kemal'in ihtilal beyannamesi olarak adlandırılan ve aslında Cumhuriyet'in tarifinin de yapıldığı, milletin istiklali ile milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesinde geçen, yani milli egemenliğin ve Cumhuriyet'in tarifi 1919'da yapılıyor. Bunu Ali Fuat Cebestoy sınıf arkadaşı imzalar. Rauf Orbay ile Refet Bele imzalamaz. Mustafa Kemal Paşa der İmzalamak ki Ali Fuat Cebesoy'a, Rauf Orbay'ı bir sıkıştır, niye imzalamıyor, bir sor bakalım der. Ali Fuat Cebesoy sıkıştırır, anlatır, sorgular, imzalar. Ama Refet Bele'ye gelince, Refet Bele imzalamaz, ne yapar biliyor musunuz? Bir mim işareti koyar. İleride bir şey olursa ben Not imzalamadım that. diye. Dolayısıyla ileride de Türk İstiklal Savaşı'nda göreceğiz, Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra, Ordu komutanlığı teklif eder Mustafa Kemal Paşa. Refet Bey ordu komutanlığı kabul etmez. Dolayısıyla ben Refet Bey'i bu milli mücadelenin çekirdek kadrosunun biraz dışında tutarım. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın teşkilatçılık yönü çok önde. Hiç dışlamaz. Savunma Bakanlığı yapar. Yani Savunma Bakanı yapar Refet Bey'i. Dışlamaz. Teşkilatçılığı budur. Bakın Muharrem Bey, Mustafa Kemal Paşa 8-9 Temmuz 1919'da önce görevden alındı fakat daha telgraf gelmeden istifa ettiğinde gece ertesi sabah Kurmay Başkanı yani Erkan Harp Reis Kurmay Albay Kazım gelir yanına. Sonra Kazım dirik olacaktır. Der ki madem der görevden istifa ettiniz, ayrıldınız, müsaade ederseniz ben başka bir birliğe e, gitme, gitmek istiyorum. Müsaade eder misiniz der. Karabeyi, Mustafa Kemal Paşa'nın başından kaynar sular dökülür. Çünkü İstanbul'dan gelirken Kurmay Başkanı onun sırdaşıdır. Yemin etmiştir. Dolayısıyla ilk darbeyi oradan alır ama evet. Kazım Diri'yi de dışlamaz. İzmir valisi yapar. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk'ün teşkilatçılık, örgütçülük yönü çok ağırdır. Biraz önce söylendi. Kindar değil diye çok katılıyorum. Cumhuriyet ve Atatürk hiçbir zaman kindar olmadı. İleride bunun örneklerini de veririm ben. Mesela Zeki Kuneralp var. Hatırlarsınız Zeki Kuneralp. Zeki Kuneralp Dışişleri Bakanlığı sınavını kazanır İsmet Paşa Cumhurbaşkanıdır. Muharrem Bey genç bir e, dip e, bir genç kazanır Dışişleri Bakanlığı sınavını. Fakat Dışişleri Bakanlığı bunu cesaret edemez onaylamaya. Ne yaparlar? İsmet Paşa Cumhurbaşkanına götürür iki memur. İsmet Paşa kızar. Bana niye bu meseleyi getiriyorsunuz der. Ben Cumhurbaşkanıyım da. Der. Efendim derler. Bu kazanan kişi normal sıradan biri değil. Kim bu? Ali Kemal'in oğlu. Kim Ali Kemal? İçişleri Bakanlığı zamanında Mustafa Kemal Paşa ve diğer kadrosuna idam emrini imzalayan İçişleri Bakanı ve biliyorsunuz İngilizleri destekleyen bir yazar. O zaman İsmet İnönü bakar yüzlerine, İsmet Paşa der ki kazandı mı kazandı. Peki ne mahsuru var der. Hiçbir mahsuru yok. Nitekim Zeki Kuneral daha sonra çok başarılı bir, bir büyük elçilik yapıyor Madrid'de. Eşağı evet. Hanımefendi de şehit evet. ediliyor yani, Asala tarafında. Onun oğlu da yine. Evet. Onun oğlu da. Öyle. Yani şunu oğlu söylemek da istiyorum. Çok çok başarılı Atatürk bir Türk. Atatürk ve Cumhuriyet ve onu takip eden, onun geleğini sürdüren kadro hiçbir zaman kindar olmadı. Ama Refet Bele'yi ben evet. e, Ali Hocaya katılıyorum. Refet Bele'yi ve bazılarını Mustafa Kemal'in mesela nutukta dedi dediği önemli bir şey var. Biraz önce söylendi. Diyor ki e, e, Hale Hocam evet. söyledi. Diyor ki Nutuk'ta. Milli mücadeleye evet. beraber başlayan yolculardan bazıları milli hayatın bugünkü cumhuriyete ve cumhuriyet kanunlarına kadar gelen gelişmelerinde kendi fikir ve ruhlarının kavrama sınırları bittikçe bana karşı direnişe evet. Evet, ve aynen. muhalefete geçmişlerdirler. Nerede söyler? Ali hocanın dediği gibi onlar hayattayken nutukta söyler. A, nutukta <laughs> yalnız olmuş, şunu ilave etmemde fayda var. Nutuk sadece bir anı kitabı, bir anı eseri değil Nutuk. Nutuk, Milli Mücadelenin, Türk İstiklal Savaşı'nın, Türk Devriminin evet. belgelere dayanan bir öyküsüdür. Siyasi bir belgedir. Çünkü Mustafa Kemal Paşa Refet Bele'nin o mim işaretli belge dahil konuşurken onu belge olarak koyuyor. Nutuk aynı zamanda 9 yıl süren mücadelenin bir tarihçisidir. Nutuk Atatürk'ün önderlik ettiği devrimin en önemli belgesidir ama Nutuk şöyle özelliği taşır. Nutuk, Türk hitabet sanatının erişilmesi en güç ve en güzel örneklerinden de biridir. Hitabi, yani edebi eserdir Nutuk. Atatürk'ün deyimiyle Nutuk, benim Türk milletine mirasımdır. Yani milletine bir hesap mirasımdır, vermedir. Verim. Dolayısıyla Nutuk'u sadece, Ali Hocam onu demek istemedi biliyorum. Ama değerli izleyenler anlaması açısından Nutuk'u sadece Paşam, bir hatırat olarak yazdım. Evet Nutuk, biliyorum. Sadece ben sizden kitaptan da faydalandım. Nutuk sadece biz bir hatırat dersek, bir anı dersek Nutuk'a haksızlık ederiz. Yok, Nutuk öyle bir anı ben, kitabı Ali, değil. Ali Ali hocam o bağ o bağlamda söylemedi bağlam bağlam Yok yok yo, sizi söylemedi. kastetmiyorum. Ee, Ali zaten... Hocam sizi kastetmedim ben. Sizi kastetmedim. Dolayısıyla Nutuk aslında Peki. siyasi Peki. bir Ali hocam, Peki Ali Hocam kaldığınız yerden buyurun. Evet Devam şimdi arkadaşlarından bahsediyorduk. Milli mücadeleyi birlikte yaptığı arkadaşları. İşte saltınatın saltanatın kaldırılması, hilafetin kaldırılması, cumhuriyetin ilanından sonra bunların yolları ayrılıyor. Yani hatta onun ölüm sırasında yani bu, bunlarla pek gö görüşmüyor. Yani hatta en yakınında olan İsmet Paşa ile bile son şeyinde görüşmüyor. Yani İsmet Paşa ziyaretine gitmiyor veya Kabul et, Veya gitmek yani, istiyor Hale, Hale hocam, ya... Hale hocam işte, burada önemli bir şey var. Şey Hale yani. hocam önemli bir konu yani var. Ben... Müsaade <laughs> derseniz ben onun belgelerini de koydum. İki defa mektup Çak, yazıyor. Tabii, İsmet Paşa, Mustafa evet. Kemal Atatürk'e hasta yatağındayken... Ali hocam bilir, iki defa mektup yazıyor. Üç dört defada Salih Bozokla haber gönderiyor ama hatırlam. Atatürk evet. hasta olduğu için diyor ki ben nasıl olsa Ankara'ya geleceğim. Ankara'ya geldiğinde görüşür. Dolayısıyla mektuplar var. Ancak Önemli bir konu daha var. Mustafa Kemal Atatürk hastalığında gelen, Viyana'dan gelen doktoru yani Fisinger'ı o zaman İsmet Paşa Ankara'da safra kesesi iltihabı oluyor. Mustafa Kemal Atatürk dolma bahçede hastayken gelen yabancı doktoru da Ankara'ya gönderiyor. İsmet Paşa'yı muayene etsin, tedavi etsin diye. Dolayısıyla şu biraz e, sıkıntılı. Yani son bir sene İsmet Paşa ile Atatürk arasında efendim e, çok dargınlık vardı demek sıkıntılı mektuplar var gönderdiği hekim var Salih Bozok'la işte Hasan Rıza soyakla verilen mesajlar var ve resmi mektubu var yani bunun tarihlerini e şimdi sorarsanız onu söyleyenler kitaptan söyledim şimdi onun için şey yapıyorlar şimdi görevden alınıp da başbakanlıktan Celal Bayar başbakan yapıldığı için hani acaba bir şey mi var diye belki ona dayanarak Evet, onu onu evet. onun nedenini de bir şekilde evet. kayda geçiriyor zaten yani Hı, oradaki tabii. neden çok net bir şekilde. Evet, ekonomik konularla, ekonomik konularda hani, İsmet Paşa biraz daha devletçi, Atatürk daha liberal, evet. Yahya Bey'e yakın duruyor. İkincisi dış politikadaki bazı gelişmelerde yani İsmet Paşa kendisinin devre dışı bırakılıp Dışişleri Bakanı'yla Tevfik Rüştü arasında Atatürk'ün bizzat Cumhurbaşkanı olarak yani Başbakan Cumhurbaşkanı arasındaki bir e, evet. şey yetki e, şeyi de var aralarında ama iki tabii arkadaş bunlar kader arkadaşı. Mesela Atatürk vasiyetinde İsmet Paşa'nın çocuklarının okuması için bir miktar para ayırdı. Bunu da mesela işte bir takım şeylere böyle yoruyorlar. Yanlış yorumlar. Sebebi evet. son derece yanlış sebebi İsmet Paşa'nın hasta oluşu. ölürse çocuklar ortada kalır. Çünkü kendisi Atatürk 1925 yılından itibaren İsmet Paşa'ya maaşından yardım ediyor. Benim bir kitabım var, Beytülmal ve Atatürk diye. Hmm. ...o devlet hazinesiyle ilgili Atatürk'ün tavrını ortaya koyar. Orada ben bunları listesi de verdim zaten. Peki. Evet. yani hadi hocam. <laughs> evet şimdi... E, ...daha sonra işte... E, ...şeyden sonra Atatürk vefat edince... E, ...11 Kasım'da... E, ...İsmet İnönü... ...Cumhurbaşkanı seçiliyor. E, ondan sonra işte... ...daha farklı bir dönem başlıyor. Yani Atatürk'ün ölümünden sonra... Atatürk'ün devrimleri, Atatürk'ün e, o hızı. E, tabii Atatürk farklı bir lider yani. Çok yakını da işte olsa İsmet bugün Paşa. Bugün sevgili Murat e, Bardakçı'nın... Yani far, far, farklı yani Atatürk şunu, Atatürk... şunu anlamaya çalışıyorum hocam. Bugün sevgili Murat Bardakçı'nın e, koymuş olduğu belgelere de baktığımızda aslında aldığı gıdalar, ölçüler ve beslenme biçimi Atatürk'ün ne kadar ağır bir hastalık içerisinde bulunduğunu da gösteriyor. Acaba... E o dönemde bu kadar ağır bir hastalık içinde bulunan bir liderin ölümü sonrasına ilişkin hiçbir planlama yapılmamış mı? Neyi planlayacaktınız mesela? Kim gelecek yerine? Neşeli o var zaten o tartışma Çok zaten var. E, var. mesela var. Var ona, ona gelecektim. Yani Tam yani o ona gelecekti. Tamam. Yani sormamın nedeni o. O kulisler de mecliste yapılıyor Çok zaten. Çok yoğun bir yani, kulis yani. var. Atatürk yani. ölünce hani kim geçecek diye evet. o, onun kulisleri mecliste yapılıyor, onun tartışmaları yapılıyor. Ama yani. İsmet Paşa orada tabii hep Atatürk İsmet Paşa'yı ikinci adam olarak hazırladığı için ta 1916'da General olduğunda e, Diyarbakır'daki İsmet Paşa'yı e, kol ordu komutanlığına atayacaktır kendi ordusunda. Oradan itibaren İsmet Paşa hep yanında olacaktır. E, Fevzi Şakmak Paşa orada mesela önemli bir figürdür e, Genelkurmay Başkanı. E, ama o da İsmet Paşa'dan yana tavrını koymuştur. Dolayısıyla... Ee, yani bütün kamuoyu aslında İsmet Paşa'ya Atatürk sonrası için hazır. Bu, bu doğru. Zaten Celal Bayar var. E, güçlü başbakan zaten o dönemde. E, şimdi mesela e, devlet hastalığı da takip ediyor. Sağlık Bakanı Hulusi Ulutaş Taş e, sık sık İstanbul'da. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı e, İsmail Arar orada sık sık yanında. E, dolayısıyla Atatürk sonrası Türkiye için aslında hesabı kitabı olanlar var. Belki dışarıdan da bu işi kaçırmak isteyen ülkeler var. Ama Atatürk baştan itibaren İsmet Paşa'yı bu işe hazırladı diyebiliriz rahatlıkla yani. yani evet. Nitekim de öyle oldu. Hani Değişen neler oldu? Birçok şey oldu. Onu da tartışabiliriz. yani Sonuçta <laughs> siyasi bir şeyden bahsediyoruz. Yani iç siyaset meselesinden işte bugün de tartıştığımız meselelerin benzeri o dönemde var mesela bir türlü kamuoyuna biz şunu anlatamıyoruz şimdi Atatürk Cumhur, cumhuriyeti ilan ettik 29 Ekim'de cumhurbaşkanı oldu ama CHP'nin genel başkanıydı değil mi? Tabii. yani partili cumhurbaşkanıydı Atatürk bugün tartışıyoruz bu olur mu olmaz mı diye hı hı. Atatürk özelinde hiç kimse sorgulamıyor bunu hı. halbuki bakıp da sistemi nasıl işletmişler mesela ...oraya baktığımız zaman... ...genellikle başbakanları... ...şöyle bir yazı yazıyor, iki satır... ...diyor ki mesela... E, ...işlerimin yoğunluğu nedeniyle... E, ...İsmet İnönü'yü... E, ...CHP Genel Başkanlığı'na... ...tevkil ettim. Vekil tayin ettim. İsmet Paşa da Atatürk'ten sonra Cumhurbaşkanı iken... ...başbakanlar Refik Saydam'ı şu Şükrü Sarıcıoğlu'nu aynı yöntemle... ...o da partili Cumhurbaşkanı. Sistem çünkü öyle. Anayasaya göre. Dolayısıyla... Burada <laughs> İsmet Paşa'nın hazırlandığını görüyoruz. Ki, toplumdaki, de toplumdaki durum nasıl? Hangi bakımdan? Yani yeni gelecek olana veya toplum e, Mustafa Kemal'in hak yoluna gidişine ne kadar hazır? Şimdi biz devrimlerin kökleşip kökleşmediğine bakmamız lazım bu noktada. Yani sizin bu soru çok önemli bir soru tabii. Sorduğunuz soru Muharrem Bey. E, artı sistemin yani oturup oturmadığına bakmamız lazım sistem 1926'da bu kitapta ben bunu e, tartıştım. Şimdi muhalefet derken biz sadece bu yakınındaki arkadaşların terkinden bahsetmiyoruz. Mecliste 40 tane iddiatçı milletvekili var. Ben o kitabınızı da Esra'nın Aleyküm'de hayır, her ya, ikisini de okudum. Zaten, sonra... Ee, onun için yani yayına gelmeden önce o iki kitabınızı da okudum. ...ve hem Eserimin Aleyhükümü ki o çok önemli bir şey... Evet, ...o bir kitabınız da o da yine benzer şekilde... ...bu çok ihmal ediliyor... Hı. ...mesela biz zannediyoruz ki Mustafa Kemal Paşa... ...güllük gülistanlık bir ortamda bu işleri yaptı gitti... ...öyle değil... ...yani milli mücadele tabi İstiklal Harbi'miz ayrı bir boyut... ...orada gittiği bir liderlik var... başka komutanlık var... ...ama onun dışında normal hayatta yani bu... ...cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması... ...devrimlere başlanması vesaire... ...1926'da... E, ...İzmir suikastinden sonra... Ee, bu hesap görüldü. Ondan sonra gene bitmiyor. Ee, Kurşçubaşı hadisami Sakız adasından gelip 1927'de suikaste kalkışıyor. Artı iç kamuoyu açısından baktığımız zaman yani işi ta e, efendim e, 37'deki 38'deki dersin isyanına kadar bile getirebilirsin. Tabii Terakki Terakki Perver kuruluşuna kadar getirebiliriz. Bunlar Terakki Perver fırkası kuruluyor evet. mesela. Ee, yani Atatürk işte o sırada bütün devrimlerin yapıldığı bir dönem 1924-25 hmm. yılları yani büyük ölçüde devrimlerin yapıldığı bir dönem. Şeyh şey, Said isyanı var. Yani şey, tabii şey Sait isyanı var. O ortamda var. yani onlar yapmaya çalışıyorlar. Ee, şimdi o, o sırada işte. Başkaları da var. Yani ben artık 27'den sonra özellikle e, hem dış politika açısından çünkü artık İngilizlerle de aramızdaki bu Musul meselesi çözüldükten sonra ee, bizim lehimize olmasa da bir e, anlaşmaya varıldı. Ondan sonra artık e, Türk dış politikası açısından da bir düzene girme var. E, gördüğümüz. içeride de sistemin oturması, kurumsallaşması ve halka devrimlerin halk evleri vesaire aracılığıyla yayılması e, söz konusu. E, ama buna rağmen tabii ki gene e, bir takım şeyler e, yaşayacağız. Yani doğaldır. Coğrafya çünkü. Zor bir coğrafya. Evet. Şöyle bir şey yapalım mı? Reklama gidelim, reklam dönüş görüşmek üzere. Şu anda kalbim çarpıyor. Atatürk benim için her şey demek. Cumhuriyet demek, özgürlük demek. Atatürk sevgisi ülke sevgisi demektir. Memleket sevgisi demektir. Özgürlük demektir. Onu unutmak mümkün değil, o bizim her şeyimiz. Atatürk sevgisi zaten tanımlanamayacak derecede büyük bir şey olduğu için çok üzgünüz. Atatürk bana cesaret hissettiriyor. İlir görüşlülüğü hissettiriyor. En önemlisi umut hissettiriyor bana. Gelmiş geçmiş en büyük lider. Bu hisleri aslında tarif etmek çok mümkün değil. Atatürk sevgisi e, Türkiye'de yaşayan bence her birey için, daha anne karnından başlayan her birey için e, yani tarifsiz bir duygu. Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Gerçekten özlüyorum. Çok hayran duyduğum bir kişilik. Ya gerçekten onu hiç görmemiş olsam bile çok özlüyorum. Vallahi ona çok şey borçluyuz. Ulu önderimiz. Çok seviyoruz. Hep de özlüyoruz. Abi, ne diyebilirim abi. ki? Şöyle de göstereyim. Onsuz çok eksik yerim kaldık. Ona çok ihtiyacımız var. Keşke aramızda olsaydı. Onu herkes çok seviyor çünkü bizim ülkemizi kurtardı. Çok seviyorum. Bizi koruyor. Du. Atatürk'ü çok seviyorum. Atamı yoluna geldim. Can vereceğim atama. Kurbanlardan ona, ona can vereceğim. Onun için bu yola geldim. En büyük önder, ulu önder Atatürk'ümüz. Allah nur içinde yatasın onu. Rabbim hiçbir zaman hayalinle yaşıyoruz da hayalini bile eksik etmesin üstümüzden. Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Ali Güler e, hocamda kalmıştık. Atatürk'ün aslında <laughs> mücadeleyi yaparken iki mücadeleyi birden yürüttüğünü anlatıyordunuz. Yani bir içerideki mücadele... Belki üç, mücadelesi... belki dört demek lazım. İç isyanları da. Ben aktarım. size bırakıyorum. Buyurun. <laughs> Şimdi Muharrem Bey önemli bir konuya deniz en son. Bu... İşlerin yani Mustafa Kemal Paşa evet bir İstiklal harbini başarıyla verdi. Onun liderliğinde milletimiz cumhuriyeti ilan ettik kurduk vesaire filan ama kolaylıkla olup gitti gibi bugünkü genç nesillere biz bir çırpıda anlatınca belki öyle zannediyorlar. Çok zorlukla yürüyen bir süreçten bahsediyoruz. Bir defa Sakarya Meydan Muharebesi kazanılana kadar Mustafa Kemal Paşa'nın liderliği pek çok çevre tarafından kabullenilmiş değil. Evet işin lideri olarak o gözüküyor ama gittiği bir muhalefet var. Muhalefetin bir kısmı saltanatın kaldırılmasından itibaren işte eski geleneksel yapıya alışmış olan kesimler. Mesela onlarda bir muhalefet var zaten. Artı iddiatçı bir muhalefet var. Yani iddiat terak liderler yurt dışına çıkarken işte Karakol Cemiyeti diye bir örgütlenmeyi Talat Paşa yaptı gitti. Evet milli mücadelenin başında çok ciddi faydalar Anadolu'ya insan ve silah kaçırılmasında gösteren bir kuruluş Karakol Cemiyeti. E, fakat sonra onlar kendi başlarına hareket etmeye başlayınca Mustafa Kemal Paşa onu lave edecektir Sivas Kongresi sırasında. Kendisi başka gruplar, minmin Min grubu, felak grubu gibi gruplar kuracaktır. Gerçi orada da görev yapanların çoğu aynı kişilerdir yani ittihatçı gelenekten gelen tabii. kişilerdir. Ama toplumda tabii ittihatçılık artık e, adeta bir suç haline gelmiştir. Sivas Kongresi'nde e, ilk defa kongreye katılanların ittihatçı olmadığına dair yemin edilerek kongre başlamıştır. O yemin metninin hazırlanmasına da iki gün uğraştılar yani. Ee, sonuçta 40 civarında iddiatçı milletvekili var ilk mecliste muhalif. Efendim birlikte yola çıktığı arkadaşlar var. Biraz önce konuştuk işte Rauf Bey ben misafirim diye paşam bahsetti ama genelgesini o gerekçeyle imzalamak istemiyor. R Refet Belen'in imzalamama gerekçesi de efendim diyor biz yeni bir hükümet mi kuracağız? Zaten hükümet var diyor. Yani o ama genelgesindeki maddi itirazı oradan. Sonuçta imzalamamıştır, nokta koymuştur. Mustafa Kemal Paşa da sallamıştır. Bakın bakalım burada imza gören var mı diye nutku okurken. Şimdi onun dışında Karabekir Paşa başlangıçta çok ciddi bir destek vermiştir askerlikten istifa ettiğinde. Bana göre milli mücadelenin kader anlarından birisidir. Çünkü o zamana kadar hep 9. Ordu müfettişi olarak Mustafa Kemal Paşa harekatı ee, hem Kuvayi Milli Harekatı'nı hem için siyasi cephesini yönetmiş bir kişi askerlikten istifa edince ne olacağı belirsiz bir ortam doğmuştur. Karabekir Paşa'ya yakalanmasıyla ilgili talimat verilmiştir İstanbul'dan. E, İstanbul'a gönderilmesiyle ilgili. O gelip Rauf Bey de yanındayken işte Yaveri de e, daha doğrusu Kurmay Başkanı da kendisini terk ettiği bir anda e, Kazım Dirik, Albay Kazım Dirik e, Mustafa Kemal Paşa'ya emrinizdeyim paşam demiştir. İkisi sarılıp ağlamıştır. Yani kader anı dememin sebebi de odur. Ama bu Karabekir Paşa benim hemşerim. Ben Kazım Karabekir ederim karaban. Ama şimdi bu Kazım Karabekir Paşa maalesef Enver Paşa ile ilişkiler açısından efendim heyeti temsilcinin Ankara'ya gelişi açısından hep Ters düşmüştür Atatürk yani. Tabii, Aa, tabii. Sonrasında Ankara'ya gelmemiştir. Enfer Paşa gelmemiştir. Enfer Paşa da Sakarya Savaşı'na evet. kadar... ...orada beklemektedir. O da yani, bekliyor. Yenilse, bekliyor. yenilse Hemen gelecek. gelecek tabii. Evet. Şimdi Karabekir Paşa mesela Sakarya Savaşı günlerinde... ...Ankara'ya gelmemiştir. Doğu cephesinde işimiz bittiği halde... ...oradaki birlikler buraya intikal ettirildiği halde... ...bir ölüm kalım mücadelesi veriyoruz. Gelmemiştir. Cumhuriyet ilan edildiğinde Trabzon'da yurt gezisindedir. Orada öğrenmiştir. Mesela orada tepki gösteriyor kendisi. Dolayısıyla... O mücadelenin içerisindeki arkadaşlarının e, içerisinde Mustafa Kemal Paşa'nın hızına ayak uyduramayanlar vardır. Mustafa Kemal Paşa'nın e, zaman, mekan kavramına, stratejik dehasına ayak uyduramayan arkadaşları vardır. Tabi aralarındaki tartışma siyasi bir şeye devrildi 25'te. Hocam bahsetti, Terakki Perver Parti'nin kurulma çabaları... Orada da iddiaçıların müdahalesi var. Peki Mesela, 33 sonrasında nasıl gelişiyor efendim, bu ilişkiler? 33 sonrasında nasıl gelişiyor? 33 sonrasında işte bir kendisi serbest fırka denemesi yaptıracaktır. Ee, çok partiler 30 evet. Avrupalılardan ciddi eleştiri alıyoruz. Sizin, sizde bir muhalefet partisi niye yok diye. Biz gerçi meclisteki komisyonlarla denetliyoruz, hükümeti falan diyoruz ama bu gerekçe Avrupa'da o modern, o dönemin Avrupa'sında çok kabul gören bir şey değil. Onu deniyoruz. Orada da gene muhalefetin oraya yığılmasıyla o, o iş başarılı olmayacaktır. Ali Fetokyer çok samimi arkadaşı eskiden beri. O bırakacaktır işi. Biz 1946'ya kadar çok partili hayat denemesini maalesef yapamayacağız. Demokrasimiz yani burada biraz eksik kalacak. Dolayısıyla ...milli mücadele yıllarında iç işlemler var... ...İstanbul hükümetinin... ...yürüttüğü bir takım işte Kuvayin Zibatiye gibi... ...karşı koymalar var, karşı fetvalar var... ...bir muhafazakar kesimden gelen... ...gelenekçi kesimden gelen bir muhalefet var... ...yapılanlara karşı... ...artı arkadaşları terk ediyor yavaş yavaş kendisini... ...hızında değil... ...dolayısıyla iddiatçı muhalifler var... ...böyle bir ortamda... ...Mustafa Kemal Paşa'nın liderliği... ...yavaş yavaş aşama aşama yerleşecektir... ...ama... O Melhame-i Kübra dediği Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki başarıdan sonra. Tabii. Meclis onu başkomutan yapmıştır, yetkilerini vermiştir sınırlı süreyle. Mustafa Kemal Paşa o meclis tarafından daha sonra Mareşal ve gazilik ünvanıyla taşlandırılacaktır o başarısı. Ondan sonra artık Mustafa Kemal lider haline gelecektir. Yani tartışmatsız bir şekilde. Ee, ama buna rağmen gene e, aksamalar zaman zaman değişik şekillerde devam edecektir. 30. sonrasına baktığımız zaman Cumhuriyet'in artık şekillendiği, kurumsallaştığı bir yapı görüyoruz Muharrem Bey. E, kuruluşun kuruluşu sırasında aslında tarihin ve coğrafyanın getirdiği bir takım temel esasları belirlendi Cumhuriyet'in. E, 29 Ekim'de aslında adı konmuştu rejimin. İlk başta o tadilat, anayasa tadilatında biliyorsunuz e, Hükümet şekli olarak ifade edilmişti. 24 Anayasası'nda o devlet şeklinde evrildi. Ee, ve e, Atatürk tam bağımsız, çünkü Osmanlı Devleti yarı sömürgeleşmiş bir e, devletti. E, onun yerine tam bağımsız bir cumhuriyet kurduk. Hedef budur. İkincisi, Lozan'la da bunu tescil ettik. E, çok milletli bir imparatorluğun tasfiyesi üzerine üniter ulus devleti modelinde bir cumhuriyet kurduk. Artı layık demokratik bir cumhuriyet kurduk. Şimdi bu Hı. üç temel lisası cumhuriyetimizin e, temel direkleridir. Bugün biz bir şey yapacaksak bu temel direkleri yıkmadan bir şey yapmamız lazım. Şimdi hedef doğru seçilmiştir. Çünkü e, bugün bunu anlıyoruz. İnsanlığın işte bulup bulabileceği en iyi rejim milletin iradesini ortaya çıkaran rejim cumhuriyet rejimi dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa zamanın ruhuna uygun olarak doğru bir tercih yapmıştır bunun mücadelesini yapmıştır bu ne derece demokrasiyle örtüşür bir hale biz bunu evirebildik onu biz kendi kendimize sormamız lazım ama hedefimizin de o olması lazım yani demokratik bir cumhuriyet olması lazım burada bir takım sıkıntılarımız eksikliklerimiz halen devam ediyor biraz bu da tabii ekonomik altyapı ve eğitimle ilgili bir konu Kendisi savaş şartlarında Maarif Kongresi toplamıştır. İzmir'in kurtuluşundan hemen sonra İktisat Kongresi toplamıştır. Buradaki tercihlerine baktığımız zaman hep çağına uygundur. Geleneğimiz monarşi olmasına rağmen. Efendim etrafımızdaki işte paşamız bahsetti. Nasyonel sosyalizm ve faşizm gibi, kuzeyimizde bolşevizm gibi bir takım yönetimler, güneyimizde krallıklar, sultanlıklar olduğu bir dönemde Mustafa Kemal Paşa layık demokratik bir cumhuriyet tercihinde bulunmuştur tarihe coğrafyaya uygun bir tercihtir. Ee, ve onu başarılı bir devlet adamı lider yapan da budur. sanatında. Ee, siz işte o dönemde laik devlet düzeninden söz evet. ettiğiniz 3 Mart 1924 kanunları var değil evet, mi? Doğru. Evet. Türkiye'yi laikleştiren yasalar diyoruz tabii. biz onlara. O, evet. o gün çok önemli 3 kanun çıkarılıyor. Yani müsaade ha, ederseniz yani ben e, buyurun buyurun. o konulardan bahsedeyim biraz. Şimdi 3 Mart 1924 tarihi hakikaten çok önemli bir tarih. Ee, yarım kalmıştı hocamın konuşması. Çünkü iki defa kesildi. Onun için <laughs> ben sözü bırakıp hemen size geliyorum. Daim ee, hocam. Şimdi bu 3 Mart 1924'te 3 çok önemli kanun çıkarılıyor. Birisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Yani eğitim öğretimin birleştirilmesi. İkincisi Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması. Üçüncüsü halifeliğin kaldırılması. Yani bu üç çok önemli kanun aynı gün meclisten geçiyor. Şimdi bunları biraz ne anlama geldiklerine biraz konuşalım isterseniz. Şimdi tevhidi tedrisat eğitim öğretimin birleştirilmesi demiştik. Eğitim öğretim Atatürk'ün eğitime verdiği önemi zaten biliyoruz. Daha 1921'de Marif Kongresi'ni topluyor. Sakarya Savaşı'nın Tam arefesinde yani çok en zor günlerde marif kongresini to topluyor ve ileride kurulacak olan devletin e, marif politikası, milli eğitim politikasını tespit ediyor orada. Yani o sinyalleri orada bulmak mümkün. Daha o tarihte e, bu şeyi e, yapıyor. Şimdi e, te 3 Mart 1924'te Tevhidi i Tedrisat Kanunu'yla e, şunlar sağlanıyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nde eğitim çok başlı bir eğitim sistemi vardı. İşte vakıf okulları vardı, azınlıkların okulları vardı, modern okullar vardı, medreseler vardı. Her birinin öğretimi, eğitimi, müfredatı farklıydı. Birbirinden çok farklıydı. Birbirinden çok farklı tipte insanlar yetişiyordu. Yani o azınlık okullarında özellikle Türk düşmanı bu azınlıkların devam ettiği okullar. İşte yabancı okullar var, misyoner okulları. misyoner okulları var ayrıca. Onlar da yani kışkırtıcı eğitim yapıyorlardı yani Türklere karşı. Yani bütün bunların Atatürk bunları hepsini görüyor, not ediyor. Ve bu eğitim öğretim işte hepsini bütün bu eğitim öğretim kurumlarını ne kadar eğitim öğretim kurumu varsa hepsini tek çatı altında birleştiriyor. İşte tevhidi tedrisat kanunuyla bu sağlanıyor. Bütün eğitim öğretim kurumları tek çatı altında e, marif vekaletinin Sağlı. denetimine alınıyor. Yani bu çok önemli bir kanun. Hocam çok affedersiniz. Dördüncü maddesi Muharrem Bey çok bilinmez. Tevhid-i Tedrisat Yasası'nın bugünkü konulara da tartıştığımız konulara da aslında çok önemli bir ışık tutuyor. Diyor ki marif vekaleti yani Milli Eğitim Bakanlığı yüksek diniyat mütehassısları yetiştirilmek üzere. Yani din uzmanları din yetiştirmek, yetiştirmek üzere darül fununda da üniversitede bir ilahiyat fakültesi tesis. Ben Bakın bir ilahiyat fakültesi evet. bu. 24'te çıkarılan, Atatürk döneminde çıkarılan Tevhid-i Tezisat tevhid 4. maddesini okuyorum. E, ve hitabet, yani imamlık ve hatiplik gibi hidemat diniyenin, din hizmetlerinin ifası vazifesiyle mükellef, memurların yetişmesi için de ayrı mektepler açacaktır. Ne önemli. Bakın, Çok önemli. bugün dinsiz imansız diye suçlarına Mustafa Kemal Atatürk, Döneminde evet. onun riyasetinde çıkarılan Tevhid-i tedrisat tevhid yasasının dördüncü maddesini okuyorum. Değil mi? gözlerini kapatırken de aleykümselam diyor. Evettur. Sizin Değil, o siz o kitabınızda, o kitabınızda onu çok güzel anlatmıştınız. Evet. Yani o kitabınızda o o bölüm evet. çok çok şeydi. Yani orada en, en son inşallah. en son kelimesi oluyor hocam, ki birazdan geleceğiz de. orada. Evet. Nayım hocam, evet. siz Kemal Yeri kitabınızda bir bölümünde diyorsunuz ki Mustafa Kemal'i Kurşuna dizilme emrinin verişinden söz ediyorsunuz. İşte o dönemden söz ediyorsunuz. Evet. Oysa diyorsunuz o Turban'ın ve Hector'un intikamını alan kişiydi. Yani Doğru. bir tarihe mi gitti? Ee, Mustafa Kemal bir intikam duygusu içinde besliyor muydu? Muharrem Bey kesinlikle bir intikam duygusu değil. Şimdi İngilizler Hı. biliyorsunuz Birinci Dünya e, Savaşı'nda, Birinci Dünya Harbi'nde Osmanlı çeşitli cephelerde savaştı. Bu cephelerden iki cephede bir zafer var. Kütül Amare o kısmi bir zaferdir. Çanakkale Muharebeleri gibi siyasi maksadı karşılamamıştır. Kısmi bir zaferdir. Yani siyasi amacı gerçekleştirmemiş bir zaferdir. Daha sonra yenilgi olacaktır. Ama Çanakkale Muharebeleri dediğimiz olay bir zaferdir. Birinci Dünya Savaşı cephelerinde Çanakkale cephesi bir zaferdir. Çünkü bu zaferde İngilizler yenildiklerinden yenildikten sonra bir araştırma komisyonu kurarlar. Araştırma komisyonu. Uzmanlardan oluşan. Yenilginin nedenlerini ve Balkan Harbi'ni, Balkan felaketini, faciasını yaşayan Osmanlı'nın iki yıl sonra nasıl böyle bir zafer elde ettiğinin sorgulamasını yapıyor. Bilimsel çalışıyor. iki yıl çalışıyor araştırma komisyonu. Sonuçta ulaştıkları sonuç şu. Bir, Çanakkale'de Türk askeri kendi vatanlarını savunuyor. Artık savunacağı son nokta İstanbul başkent ele geçecek, ele geçince Osmanlı yok olacak. İki, komutanlarının, subaylarının, askerlerin, Mehmetçiklerin önünde muharebe etmeleri. Balkan Harbi'nden farklı olarak. Üç, moral motivasyon duygusu bu önemli. Dolayısıyla Mustafa Kemal hiçbir zaman intikam duygusuyla gitmedi. Ancak Muharrem Bey or orada ben Truva'nın intikamını aldı derken şunun için söyledim. 3000 yıl önce Truva'yı istila eden Akalar aynı coğrafyada muharebe gerçekleşti. Yani aynı coğrafyada istila ettiler. Benzer coğrafyada, yakın coğrafya. İkincisi Akalar'ın komutanı 3000 yıl önce adı Agememnon. 1915 Çanakkale Muharebelerinde Çanakkale'yi yani Gelibolu'yu işgal edip İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçerek İstanbul'u ele geçirme amacıyla hareket eden İngiliz, Fransız ve diğer onların desteğindeki ülkeler işte Yeni Zelanda, Avustralya. İngiltere'nin en önemli zırhlı gemilerinden birinin ismi ne biliyor musunuz Muharrem Bey? Agamemnon. 3 bin yıl önce Akalar komutanı, Aegemnon, İngiltere'nin en önemli savaş gemilerinden biri 1915'te Aegemnon. Neden? İngilizler... Ali hocam, Ali hocam, güzel bir şey hatırlattı. Ha. Naim Hocam, ha. e Mondros o gemide imzalan. Aynen öyle. Mondros Ateşkes Anlaşması mütarekesi de Aegemnon gemisinde imzalanmıştı. Dolayısıyla İngilizlerin İngiliz bu sembollere... İngiliz sembolik şeylere çok evet. önem verir. İngiliz evet, İngiliz diplomasisi... Hep, hep, hep semboldür. Evet, İngiliz diplomasisi sembollere önem verir. Demek ki İngiltere... İngiltere'nin başını çektiği bu işgal kuvvetlerinin zihinlerindeki, beyinlerdeki savaş oyunlarından biri. 3 milyon önce nasıl Truval'lar istila edildiyse, işgal edildiyse, yattıysa aynı coğrafyada biz şimdi Türkleri de bu şekilde yok edeceğiz. İstanbul'u onların başkentine ele geçireceğiz. Bunu Mustafa Kemal tarihi iyi bildiği için bazılarının anılarına göre evet Mustafa Kemal büyük taarruzdan sonra ben Truva'nın intikamını aldığı söylenir bazı anlarda. Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'un fethinden sonra yine o bölgeyi gezdiğinde söylediği de rivayet edilir anlara göre ama savaş tarihi açısından baktığınızda Muharrem Bey özellikle tabi Mustafa Kemal 34 yaşında genç bir subaydır. Önce yarbaydır sonra Haziran'da albay olacaktır. Fakat 34 yaşında genç bir kurmay subay. Fakat bu kurmay subay gençliğinden ya küçüklüğünden itibaren sürekli savaş stratejisiyle ilgili kitaplar okuyor. Sadece bu kitaplar değil tabii. Gençliğinden itibaren cumhuriyete de kendini hazırlıyor. Jean Jacques okuyor, Moltke'yi okuyor, Montesquieu'yu okuyor. E, aydınlardan, Türk aydınlarından Namık Kemal, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret gibi aydınlardan, o zaman strateji ustalarından Klozovic dediğimiz strateji <laughs> ustalarını okuyor. Diğer komutanları kendi okuyor. döneminin, kendi döneminin kendi döneminin o dönemdeki en ünlü isimlerini okuyor. Her Kesinlikle. okuyor. Özellikle yani, evet. O alfabenin alfabenin gücünü anlamak için eee sokuyor. okuyor. Yani Kesinlikle. O, o inanılmaz bir şey. Dolayısıyla şimdi konu ki, okumaya dinliki, gidince denir ki denir ki alfabeyi değiştirmesinde en büyük etkilerden bir tanesidir innis okuması. Kesinlikle öyle. Oraya işte bu Çanakkale muharebeleri önemli bir muharebedir. Eğer Çanakkale aslında milli mücadelenin ve cumhuriyetin de bir önsezisidir. Mustafa Kemal evet. evet Selanik'te doğdu bir Makedondur Makedon coğrafyasında doğdu doğrudur ancak tarih açısından savaş tarihi ve siyasi tarih açısından Mustafa Kemal'in esas doğum yeri yani tarih sahnesine ve Türk milletinin huzuruna çıktığı yer Çanakkale muharebelerinde Gelibolu'da komuta yeri olan Kemal yerinde Türk milletinin huzuruna ve tarih sahnesine çıkar. Kemal Yeri niye Kemal Yeri? Kitabının ismi de Kemal Yeri. Neden Kemal Yeri? 27 Nisan 1915'te muharebeler ikinci gününü doldururken Mustafa Kemal 19. Tümen komutanıdır. Bağlı olduğu kolordu 3. kolordudur. 3. kolordu da Fahrettin Altay kurmay başkanıdır. Mustafa Kemal Çanakkale'de aslında Türk İstiklal Savaşı'nın çekirdek kadrosuyla da tanışır. Bir avantajdır bu. İsmet İnönü ile Kazım Karabekir'le, Fevzi Çakmak'la tabi soyadları sonra veriliyor. Fahrettin Altay'la, İzzettin Çalışlar'la, Nuri Conker'le gibi bunların hepsini Çanakkale Muharebelerinde o çekirdek kadroyla tanışıyor. Fakat Fahrettin Altay yanına gelir 27 Nisan 1915'te Kan gövdeyi götürüyor tabii. 25 Nisan'da biliyorsunuz meşhur emrini vermiştir. Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içerisinde başka dost kuvvetler burada yerimizi alabilir diye. Bazıları bunu tabii yanlış anlıyorlar. Mustafa Kemal biz ölünceye kadar diyor, biz. Çünkü Mustafa Kemal askerlerin en önünde. Zaten düşmanla arada 8-15 metre, 20 metre, 30 metre adımı. Şimdi burada 27 Nisan'da Fahrettin Altay gelir. Kurmay başkanı olarak acaba bu tümen komutanın bir problemi var mı? Bir ihtiyacı var mı diye. gelenektir Türk ordusunda kurmay başkanı gelir sorar. Sorar Mustafa Kemal Mustafa Kemal'e nedir durum? Sonra Mustafa Kemal'e der ki peki mesajları biz nereye göndereceğiz size emirleri? Veya siz bize yazarken yer olarak ne belirteceksiniz? Mustafa Kemal haritaya bakar. Bulunduğu yer isimsiz. Bir sırt var ama haritada ismi yok. O zaman der ki Mustafa Kemal isimsiz sırt diye yazın der tebessüm eder Fahrettin Altay. Fahrettin Altay der ki: "Kemal yeri olsun." der tebessüm eder. Mustafa Kemal de tebessüm eder ve Kemal yeri tarihe bu şekilde ortaya çıkar. Bana göre Mustafa Kemal'in doğum yeri Türk Türk milletinin huzuruna ve tarih sahnesine çıkış yeri Çanakkale, Gelibolu'da gözetleme yeri olan Kemal yerinde başlar. Ve Türk milleti Mustafa Kemal 34 bir yaşındaki şey daha var. Ee, paşam müsaade ederse Babür Babüroğlu Paşam müsaade ederseniz size destek teyit Tabii. manasında bir iki örnek var. Mesela büyük taarruza Rum sındı diyor Mustafa Kemal Paşa. Onun sonrasında da şart meselesi şimdi o... burada bitmiştir diyor. Evet, doğru. O çok önemli. İzmir'e girerken. O çok şimdi doğru. O tarih bilinci işte bu Agememnon konusuyla kesinlikle, çok kesinlikle. şey. muazzam bir tarih bilinci var. Muhtem, Arkasında muhtem. o 5000 yıllık bilinen Türk muhtem. tarihinin yükünü de taşıdığının evet, farkında. Tek, tek tek bir cümlede bitiriyor. Evet, tabii kesin. Evet. Mesela şart Büyük Taarruz'da böyle. Ali Ali Hoca'nın dediği gibi Büyük Taarruz planını Milattan önce Kartalcalı Hanibal Barka'nın Kanne muharebelerinin planına alıyor ve daha sonra söylüyor. O bizim sad dediğimiz plan. Yani kuşatma, çember içine alma, bir boşluk bırak. Bu Hannibal, Barca, Kartacalı meşhur savaş tarihine geçen çok ünlü komutanlardan 4-5'inden biridir. Millattan önce iki, 200. yüzyılda Roma seferinde kan manevra planını, muharebe planını uygulamıştır. Mustafa Kemal ondan esinleniyor. Yani Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal'in zaten gençliğinden itibaren Diğer emsalleriyle arasındaki en önemli fark okumadır. Şimdi millattan önce 4. yüzyılda yaşamış Eflatun'un Muharrem Bey bir özlemi var. Der ki Eflatun, filozoflar kral olsa, kralların tahtına filozoflar otursa her şey çok güzel olacaktı. Bu Eflatun'un bir özlemidir elbette. Bu ne zaman gerçekleşir biliyor musunuz? Dünya tarihinde bir tek liderde devlet adamında gerçekleşir. Yaklaşık 5000 kitap okuyan ve yazan 14 kitap yazan, biraz sonra isimlerini söyleyeceğim, Mustafa Kemal Atatürk'te gerçekleşir. Onun için Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece askeri kişiliğine, sadece devlet yönetici kişiliğine hapsetmek tarihe haksızlık olur. Mustafa Kemal'e değil, tarihe. Neden? Çünkü bir filozof Mustafa Kemal. Neden? Çünkü baş öğretmen. Hiçbir komutan baş öğretmen ünvanını almamıştır tarihte. Baş öğretmen neden? Mesela 11 Temmuz 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Muharrem Bey kan gövdeyi götürüyor. Telaş var. Mustafa Kemal Paşa komuta yerinde. Sakarya Meydan Muharebesi birlikler çekiliyor. Kütahya Eskişehir Muharebeleri kaybedilmiş. Hamdullah Subi Tanrı Över Eğitim Bakanı daha önce Eğitim Kongresi, Marif Kongresi toplanacaktır. Tabi Hamdullah Subi Tanrı Över normal olarak bir refleks olarak muharebe başlamak üzere Kütahya Eskişehir muharebeleri kaybedilmiş. Kan gövdeyi götürüyor. Burada Maarif, Maarif Kongresini toplamak anlamsız gelir. Mustafa Kemal Paşa'ya der ki: "Paşam der, biliyorsunuz daha önce toplayacaktık. Sizin de bilginiz vardı. Ama durum bu. Erteleyelim, size bilgi verelim." Mustafa Kemal Paşa haritadan kaldırır, bakar Hamdullah Sultan Rövere. Niye erteleyeceksiniz der? Efendim savaş var. Askerler çekiliyor. Biz si Hayır, hayır. Bakın önemli bir söz. Cehaletle savaş, düşmanla savaştan önemlidir. Bakın cehaletle savaş, düşmanla savaştan önemlidir. Mustafa Kemal Paşa ne yapıyor o zaman biliyor musunuz? Türk İstiklal Savaşı'nı kazandıktan sonraki planını, devrimlerini oluşturuyor. Cumhuriyeti bir gecede kurmadı ki Mustafa Kemal. Gençliğinden itibaren Cumhuriyet fikri, milli egemenlik fikri kafasında, beyninde o eserlerde oluşmuş. Ve öyle bir eser oldu. Ondan sonra 16 Temmuz Marif Kongresi'nde e, e, Ankara'da toplanır öğretmenler kongresi cepheden gelir bir konuşma yapar. Muhteşem bir konuşma. Konuşmanın sonunda der ki Muharrem Bey çünkü kadın öğretmenlerle erkek öğretmenleri ayrı yerde oturtmuşlar. Değişik yani aynı binada aynı sınıf şeyde odada ama değişik yerlerde fark der ki efendim der evet çok iyi bir toplantı oldu. Çok iyi hazırlandınız teşekkür ediyorum ama sizin kendinize hiç mi güveniniz yok? Niye kadın öğretmenleri aynı yerde tuttunuz ki? Bir daha bunu görmeyin der. Yıl 16 Temmuz 1921. 1916'da İzzettin Çalışlarla beraber okuduğu kitapları yani yapılan muharebede Doğu muharebelerinde akşam çadırda Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlardır. Çanakkale Muharebeler'de de Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlardır. Ve şunu söyleyeyim. Bu arada aklıma geldiği için son zamanlarda biliyorsunuz Suriye'den, Afganistan'dan, Afrika'dan çeşitli yerlerden Türkiye'ye göçmenler var. Savaştan ve çeşitli nedenlerle kaçanlar. Zaman zaman bazı yorumcular, bazı uzmanlar efendim önünde akademik ünvan olsun olmasın adlarını söylemeyelim. Efendim diyorlar ki göçmen daha önce de Balkanlarda gerçekleşti. Anadolu böyle bir bereketli coğrafya. E şu göçmenler de aynı. Bakın Türk İstiklal Savaşı'nın çekirdek kadrosunu Balkan Türkleri oluşturur. Mustafa Kemal Paşa başkomutan Selaniklidir. İzzettin Çalışlar o bölgedendir. Refet Bele Bulgaristanlıdır. Mesela Nuri Jonker o bölgedendir. Daha niceleri var. Dolayısıyla eğer Balkan coğrafyasındaki Türkler Türk İstiklal Savaşı'nın çekirdek kadrosunu, emir komutasını oluşturmamış olsalar da, olsalardı benim sizinle sizin benimle bu programı yapma imkanımız olmayacaktı. Bunu ben böylece altını vurgulayarak söylemeyi bir borç biliyorum. Kim için borç biliyorum? Senalikli Şimdi... Mustafa Kemal Paşa için, İzzettin Çalışlar için, Nuri Conker için, Salih Bozok için ve niceleri için. Bir... Dolayısıyla Mustafa Kemal'in böyle bir durumu var, bir filozofluk yönü var. Bunu ona teslim, e, teslim etmeniz lazım. Karşılaştırması pek Pek Yani on ikisinin karşılaştırması pek mümkün değil. Çünkü Tabii. sonuçta Osmanlı dediğiniz coğrafya geniş bir coğrafyaydı. Yani o insanlar da o geniş coğrafyaya dayı, yayılmış Türk soylulardı. Dolayısıyla e senin... onlar kendi vatanlarının e, birer evladıydı. Yani sonuçta onlar bir başka yerden gelmiş, bir başka dile, bir başka e, kültüre sahip insanlar değildi. E, sonuçta o Türk soyluydu. Yani Türkçe konuşan Türkçe e, anlayıp e, şey yapan fakat benim burada üzerinde durmak e, istediğim şu biz hep Atatürk'ün e, Mustafa Kemal Atatürk'ün daha çok askeri kimliğini konuşuyoruz oysa ki kendisinin başka alanlardaki önemli meziyetleri de söz konusu örneğin e, Atatürk Atatürk'ün çiftliğini kurması evet. bir ziraatı olan Muhteşem bir şey. e, ilgisini evet. gösteriyor Bu arada evet. e, ben isterseniz konuyu bir başka yönden çok da bilinmedik bir yerden e, geleyim Mesela Zeynel Abidin Efendi sizin de söylediğiniz gibi bir Balkandır, bir Makedonyalıdır. Zeynel Abidin Efendi Çanakkale Savaşı'nda savaşmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmıştır. Daha sonra İzmir'e yerleşmiştir. Lütiyen'dir kendisi. Yani enstrüman, müzik enstrümanı yaratıcısıdır. O dönemde tavernalar açılmıştır. Tavernalar açıldığında Türk sazları pes kalır. O öyle bir enstrüman geliştireyim ki der... Bu tavernalarda sesi güçlü çıksın ama Türk sazlarının da sesini versin. Ve en sonunda bir enstrüman geliştirir, çok satar ve bir gün o kadar çok satar ki posta idaresi hatta zam yapar ücretine. O kadar zeki bir adamdır ki arkasına bir mandal koyar, kulplarını değiştirir hale getirir. Mustafa Kemal Atatürk der ki çağırın gelsin. Ne kadar önemli bir şey yapıyor bu adam kimdir diye. Çağırırlar gelir enstrümanıyla gelir çok uzun mu süre kalır? Oysa ki çok kısa bir süre randevu ayarlanmıştır. İçeride uzun süre kalır. Çıkarken der ki: "Ya Zeynel Abidin <laughs> Efendi, bu ne kadar cümbüş bir enstrüman." Bunun <laughs> adı cümbüş olsun der. <laughs> evet. Evet, çok doğru, çok önemli bir konu. O da der, konu der ki: ya. "Olsun paşam. <laughs> evet. Lütfederseniz, lütfederseniz benim de soyadım olsun." der. Evet. O da der ki bir şartla. Bunun üzerine mucidi Zeynel Abidin cümbüş yazacaksın. Üstüne adresini koyacaksın. Yani patentini yaratıyor. Evet, Dolayısıyla evet. hem bir enstrümana Türk adını veriyor ki Cümüş adı Pat Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmiştir. Hem de onun patentini yaratıyor. Yani onun bu ileri düzeydeki bakışını, bir müziğe olan yatkınlığını o müzik enstrümanının güçlü bir şekilde hayat bulmasını da sağlıyor. Evet. Dolayısıyla bir hep Askeri kimliğini konuşuyoruz ama evet. onun ötesindeki kimliklerini de biraz konuşalım Kesinlikle. istedim. Kesinlikle katılıyorum. İsterseniz ben buradan size bırakayım. Evet. Muharrem ee, Bey'e katılıyorum. Çünkü biraz önce söylediğim gibi askeri kişiliğine ve devlet adamlığı kişiliğine neredeyse hapsediyoruz. Dediğinize %100 katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, önce bu kitap okuma konusunda e, özellikle sürekli tabii kitap okuyor. Geçici alıp verdiği kitaplar da var kütüphanelerden. 14 tane kitap yazıyor. Bunlardan tabii 9 tanesi askeri alanda, tatbikatlarla, askeri eğitimlerle saymayayım isimlerini. Diğerleri mesela Atatürk'ün hatıra defteri var, gerçekten okunması gereken. Subay ve komutanla konuşmalar, yani zabit ve kumandanla hasbahal dediğimiz subay ve komutanla konuşmalar, şu anda Balkan faciası ve felaketinin oluş nedenlerini çok ağır bir şekilde komutanları tenkit eder. Çok ağır şekilde. Neden? Çünkü doğduğu Selanik tek kurşun atılmadan teslim edilmiştir. Manastır Üsküp, Türk şehirleri tek kurşun atılmadan teslim edilmiştir. Aynı ordu iki yıl sonra Çanakkale'de desten yaratacaktır. Neden? Sizin biraz önce Kemal Yeri kitabında okuduğunuz kurşuna dizme emri var ya Muharrem Bey. Çünkü Mustafa Kemal ve oradaki silah arkadaşları bir daha Balkan faciasını yaşamak istemezler. O utanç lekesini yaşamak istemezler. Mustafa Kemal'in Çanakkale muharebelerinde cephede, Verdiği emirlerden iki emirden birinde mutlaka şu kelimeler geçen aranızda Balkan felaketini, utancını yaşamak isteyen varsa onları elinizle kurşuna diziniz. Siz dizmiyorsanız bana getirin ben kurşuna dizeyim. Bu kadar sert çünkü Balkan ya. faciası, Balkan felaketi büyük bir, yani. felaketi büyük iddia bir travmaya neden. Onun için Çanakkale muharebelerinin kazanılmasının önemli iğme halkalarından biri de Balkan faciasında alınan o utanç lekesinden alınan derslerdir. Bir de nutuk var. Nutuk tabi biraz önce söyledik çok önemli siyasi bir belge. Söyledik, gece konuşur, gündüz bir gece zaman. gündüz çalışır ee, ve e, hasta yani sağlığını da orada biraz kaybeder. Vatandaş için medeni bilgiler kitabı var. Demokrasiyi, insan haklarını, özgürlüğü gençlere anlatmak için. Bir de tabi geometri var. Geometri kitabını da 1936-37'de yazar. Ama benim burada söylemek istediğim bir şey var. Bakın Muharrem Bey, Mustafa Kemal Gazi Orman Çiftliği dediniz. Gazi Orman Çiftliği'ne giderken tabii anılardan alıyorum ben bunları. Ama anılara bakarken Ali Bey ve değerli Hale Hocam bilir. Bir anı vardır, fazla değeri olmayabilir, duygusal olabilir. Ama Kılıç Ali'nin anılarıyla Salih Bozok'un ve Hasan Rıza Soyak'ın anıları örtüşüyorsa diyorsunuz ki bu doğrudur. Şimdi ben öyle bir çalışma yaptım bu kitapta. Bakın bu çalışma doğrultusunda Gazi Orman Çiftliği'ne her gün biliyorsunuz gider, onun modernleşme projesinin önemli halkalarından biridir. O çorak arazide, muhteşem bir olaydır. Bir ida ağacı vardır, yaşlı bir ida ağacı. Mustafa Kemal ona baktırır o ida ağacına. o zaman Mustafa Kemal Paşa, Atatürk. Fakat bir gün arabadan tekrar geçerken orman çiftliğine ida ağacı yoktur. Hemen durdurur hiddetli arabayı, şoförüne hiddetlenir. Dur der, iner ida ağacını arar, 2-3 saat. Fakat kimse üstlenmez sorumluluğu. En sonunda kesildiğini yani yol genişletme çalışmaları nedeniyle kesildiğini öğrenir ve orada gözleri nemlenir. Der ki çocuklar der bana evet yaşlı bir iğde ağacıydı ama gölgesi vardı. Bana söyleseydiniz ben bir çaresine bakar yolu biraz sağdan soldan götürdüm der. Bakın Haziran 1930'da Yalova Köşkü'ne gelirken Yalova Köşkü'nü sever. Gelirken Ulu bir çınar ağacı var. Bunun, bunun belgesi de vardır, Gerçekten. resimleri de vardır. Bir hamaset değil bu. Ulu köşke çınar yürü, ağacını o çalışanlar yürütürken. dallarını kesmek isterler. Keserken <laughs> der ki ne yapıyorsunuz efendim? Köşke zarar veriyor. Işığın girmesi engelleniyor, güneş engelleniyor. İşte camlara, pencerelere hayır hayır durun. Ben bir çaresini bulurum der. İstanbul Belediyesi'ne talimat verir ve o andaki teknolojiyle 2-3 ay çalışırlar. 8 Ağustos 1930'da kardeşinin de bulunduğu, kendisinin de bulunduğu, refakat ettiği bir alanda o köşk Ulu Çınar ağacından 4 metre 80 santim kaydırılır o teknoloji. Neden biliyor musunuz? Çünkü Mustafa Kemal Paşa ve kadrosu bu vatanın şehitlerin kanıyla yeşerdiğini ve bu vatanın yeşil olması gerektiğini, ...gölgelik olması gerektiğini bilincinde. Mesela bir gün İstanbul'a gidecekler... Yani tabii Hasan... orada verilmek istenen bir mesaj var. Kesinlikle. Yani Yoksa evet. o köşkü yıktırıp yeniden yaptırsa Öyle belki söyleyeyim. maliyeti evet, daha tabii. ucuz olacak. Işte o köşkü kaydıracak, ray evet. döşeyecek altına. O yani o daha mı ma... zor bir iş? Şey. O önemli olan şu tabii. bir zor tabii. Evet. bir iş ama önemli olan orada bir mesaj veriyor. Yani o ağacı zarar vermemek için... Bunları yapabilirim. Doğru, Bunları doğru. yaparım. Ya yani o kadar büyük bir mesaj ki orada. Doğru, yani çok bir ağaca bir mesaj. verdiği Değer. önemin gösterilmesini, doğru. değerin gösterilmesini Muharrem Bey bir gün İstanbul'a gidecektir. Hasan veriyor. Hasan Rıza Soyak genel sekreterdir. Hasan Rıza Soyak işte muhafızlar için ve yaverler için ek bir bina yapılmasını ister bir oda. Mustafa Kemal Atatürk sürekli dolaşır ihtiyaç var mı yok mu diye birkaç kere keşif yapar. Sonra da tamam yapın der İstanbul'dan gelince görür. Meraklıdır öyle dolaşmaya. Döndüğünde bir ağaç yoktur orada. Kimse farkında Der ki burada bir ağaç vardı ne yaptınız? Efendim bina için kestik. Niye kestiniz ki der. Çok kızar ağaç kesilmez. Dolayısıyla bu ağaç sevgisi, evet. yeşillik sevgisi, orman sevgisi Mustafa Kemal Paşa'da sadece kitap aşkı var, ağaç sevgisi var insan sevgisi var, hiçbir zaman kindar değil. Bir de şunu belirtmekte yarar var. Biraz önce e, Ali hocam partili cumhurbaşkanından söyledi, tabii açıkladı ama kısa geçti. Ben bir katkıda bulunmak istiyorum. O dönemdeki partili cumhurbaşkanı çok değişik. Bir kere aktif bir başbakan var. Kim var? E o başka İ... bir başka bir yöntem. Evet, başbakan var, İsmet Paşa var, ardından Celal Bayar var. Aktif çalışıyorlar, bakanları var, toplantı yapıyorlar çankaya bir sofrası. vatan inşası var. Evet. Bir devlet inşası var. Dolayısıyla değerli Aynı izleyenlerim bir şey yok. için Hı. yanlış bir mesaj vermek istemem ben. Yani o dönemki partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle şu andaki cumhurbaşkanlığı sistemi arasında hiçbir benzerlik yok. Hiçbir benzerlik yok. Başbakan yok. Onun altına, ona girmeyelim. Peki. Yani onu söyle. İkinci konu şu. ile ilgili Mustafa Kemal'i Atatürk yapan önemli konulardan biri de UNESCO. Bakın size bir örnek vereyim. Hani Mustafa Kemal Niye filozof? Mustafa Kemal sadece komutan değil, sadece devlet adı. 1978 yılında Muharrem Bey, Birleşmiş Milletler'e bağlı biliyorsunuz kültür ve diğer faaliyetlerle uğraşan bir UNESCO örgütü var. UNESCO toplanır. UNESCO'nun çalışma sistemi 3 yıl önce, 3 yıl sonrasının programını planlamak. 1978'de toplanır. Derler ki 1981'in ne yapalım, hangi yıl ilan edelim der. Toplanır. Derler ki birkaç üye der ki efendim Atatürk yılı ilan edelim. Çünkü Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü. İsveç delegesi kalkar der ki uzun tartışmalardan sonra. Eğer Atatürk yılı ilan edersek 1981'i bir yıl sonra Churchill yılı için İngiltere müracaat edecek. İki yıl sonra ABD Washington için müracaat edecek. Üç yıl sonra şu ülke şu lider için bunun sonu yok der. Onun için Atatürk yılı ilan etmemiz gerekmiyor. En son Sovyet delegesi ve birkaç delege lehte Konuşurlar. Soya Delegesi der ki bunun tabi belgeleri olduğu için söylüyor. Efendim der. Lütfen kendinize gelin. Evet dediğiniz doğru. Atatürk yılı ilan edilirse Churchill yılı için başka başka olabilir ama 20. yüzyılda Atatürk gibi bir lider, bir komutan, bir devlet adamı gelmiş midir der ve onları ikna eder. Ve sonunda UNESCO oy birliğiyle 1981 yılının Muharrem Bey Atatürk yılı olmasını kararlaştırır. Fakat UNESCO'nun aldığı karar için bir gerekçe lazım. Bu gerekçe ne olacak? Atatürk'ün tanımını yapıyor. Birleşmiş Milletler Üniversitesi. Atatürk'ün tarifini yapıyor. Bakın nasıl bir tarif yapmış. Onun için tarihin kıskandığı lider diyoruz. Bakın diyor ki UNESCO. Olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş. Bir devrimci. Sömürge ve yayılmacılığa karşı savaşmış ilk önder. Bakın. Sömürge ve yayılmacılığa karşı savaşmış ilk önder. Çünkü Büyük İskender, Sezar, evet. Napolyon hepsi coğrafyaların dışında fetihlerle uğraşıyorlar. Bu değil, bu misaki milli sınırları içinde bir barış gölü oluşturuyor. İnsan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, din, mezhep, ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz bir devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Doğru. Muhteşem bir tanım. Bu tanıma baktığınızda onun çok, için gerçekten çok. tarihin kıskandığı lider diyoruz Muharrem Bey. Bir de şu... şu Hocam burada bir noktayı tabii. koyalım. Çok da fazla tabii. vaktimiz kalmadı. Tabii, tabii. Ben hemen Hale Hoca'ya bir dönmek istiyorum. Çünkü bayağı bir not tuttunuz. Ben hiçbir şey sormadan o notlarınızı merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi madem Atatürk'ün doğa sevgisinden söz açıldı. Ben de oradan devam edeyim. Atatürk... Çocukluğunda işte babası vefat edince e, annesiyle birlikte dayısının çiftliğine yerleşirler. O dayısının çiftliğinde bir süre kalır. Orada işte hani anlattığı şeyler var. Hep e, ilkokullarda okullarda e, işte karga kovaladı falan Mustafa Kemal. İşte ilk şeyi orada çevre bilincini işte doğa sevgisini orada edinir. O bu yeşil sevgisini orada edinir. Daha sonra arkadaşı e, Ali Fuat Cevesoy sınıf arkadaşıdır aynı zamanda. O der ki her zaman der böyle yeşillik yerlere gitmek isterdi. Yani ormana gitmek isterdi, yeşillik yerlere gitmek isterdi. Yeşili doğayı çok severdi diye anlatır anılarında. Yani Atatürk tabii Cumhurbaşkanı olduktan sonra şimdi önüne bir hedef koyuyor. Yani siyasi hedefini Cumhuriyeti kurmakla gerçekleştirmiş oluyor. Yani... Peki Cumhuriyeti kurarken model aldığı bir ülke var mı yoksa kendisi yeni bir model mi yaratma çabası? Mı? Yok. Ya yani illaki şu ülke bu ülkeye benzeyeceğiz değil. Kendi modelini yaratmak istiyor. Darko tabii ki örnek aldı, örnek aldığı Fransa, örne kaldığı, örne şey Fransa yani Cumhuriyeti kurarken tabii örnek aldığı şey var. Like Ama e, yani şöyle, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak ülkeyi. Evet, yani bu evet, muasır medeniyet seviyesinde neler var? İşte müzikte, sanatta, heykeltra, heykelde, yani ne varsa oralarda, ya yani o tarihlerde daha çevre bilinci yok. Yani daha 1920'lerde, 30'larda yani. yani Atatürk'te işte yeni şehir planı yaptırırken, Ankara'nın şehir planını yaptırırken can sene işte bulvarlar yapılmasını istiyor, yeşil alanlar bırakılmasını istiyor. Yani bir çevre düzenlemesi ...yapılmasını istiyor... Yani o, ...o zamandan itibaren bir şeyi var... ...yani bir çevre bilinci Dünyanın var... Dünyanın en iyi mimarlarını... Yani ...dünyanın en bir, bir, sadece o değil yani... ...bir, bunlar, bir sürü... Çok ...başka uzmanlar var. da getirtiliyor... ...Almanya'dan getiriliyor, İngiltere'den... ...Amerika Birleşik Devletleri'nden... ...şehircilik uzmanları getirtiliyor ve bunları... ...böyle bir e, çevre bilincini... ...yani bugün bile... ...hani bunu e, e, yapan hani çok sayıda insan yok. At Atatürk'te o tarihte bu bilinç oluşmuş. Ya yani işte Atatürk'ü ayıran, herkesten ayıran özellikleri burada zaten. şimdi Atatürk işte cumhuriyeti kurduktan sonra dedik kendisine yeni bir hedef koyuyor. Diyor ki bu vatan diyor imar istiyor, zenginlik istiyor, refah istiyor. hür düşünce istiyor, bilim istiyor. Bütün bunları gerçekleştirmek istiyor Atatürk. Yani sadece cumhuriyeti kurmakla orada iş bitti demiyor. Yani ülkesini en o dönemin en refah ülkeleri kimse e, neredeyse onlar gibi olmak, onlardan daha üstün olmak hedefini koyuyor önüne ve bunları gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani bu hakikaten çok önemli bir şey. Ee, sanat ve edebiyatta mesela sanat için diyor ki sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, name ile olursa musiki, resim ile olursa resamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mi, mimarlık bina, olur diyor. Yani 1928'de bunları söylüyor. Ee, i̇nsanlar diyor olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin getirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme şansı yoktur diyor. Evet, çok yani önemli. bu ne kadar şu anda bile geçerli. Yani Atatürk'ün bütün söyledikleri o dönemde bundan 100 yıl önce söyledikleri bugün için de geçerli. Evet. Yani böyle bir lider hakikaten e, dünyada yoktur. E, güzel sanatlardaki muvaffakiyet diyor, bütün inkılapların muvaffak olduğunun en kesin delilidir diyor. Ee, yani bunda muvaffak olmayan milletlere ne yazıktır. Onlar bütün muvaffakiyetlerine rağmen medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanımla, tanımlanmaktan daima mahrum kalacaklardır diyor. Evet. Yani sanata bu kadar önem veriyor. Sanata, bilime, güzel sanatlara, diğer sanatlara, e, çok öne, önem veriyor. Yani bunun dışında Atatürk'ün konuşacağımız e, insan sevgisi. Ya yani insan sevgisi çok önemli. Bunu birçok konuşmasında görmek mümkün. Şimdi 1937'deki bir konuşması var. Hı. Orada şöyle diyor. Dünyanın filan yerinde bir rahatsızlık varsa bana ne dememeliyiz diyor. Yani Atatürk'ün insan sevgisi evrensel. Yani sadece kendi ulusunun rahatını tabii öncelikle onu düşünüyor ama onun dışında bütün dünyanın insanlarının refah, refah ve mutluluğunu düşünüyor. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi e, aramızda olmuş gibi alakadar olmalıyız. Bu bu esasdan şaşmamak lazımdır diyor. Bencillik şahsi olsun, milli olsun daima fena sayılmalıdır. Tabii kendimiz için lazım gelen şeyleri düşüneceğiz, gereğini yapacağız. Fakat ondan sonra bütün dünya milletleri için de aynı evet. şeyleri Bencillik. isteyeceğiz diyor. En uzakta zannettiğimiz bir hadisenin bir gün bize temas etmeyeceğini nereden bilebiliriz? Bunun için insanlığın hepsini bir vücut ve bir milleti bunun orga, organları saymak gerekir diyor. Bir vücudun parmağının bir ucundaki acıdan bütün organlar etkilenir diyor. Yani insan mensup olduğu milletin varlığını, mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını da düşünmelidir diyor. Dünya milletlerinin huzur ve mutluluğuna çalışmak bir yerde kendi mutluluğu ve refahına çalışmaktır Tabii. diyor. Yani böyle bir insan sevgisi hakikaten e, çok en güzel Bugün bir şey. Bu iklim Ali, tartışmalarında işte görüyoruz bunu yani. Çok değil benzer ki örnekleri yani işte orada. Evet yani düşünün bundan. Bana ne dediğinde zaman. 37 de söylüyor bunları. Pandemi, yani 1934 yıl önce evet. siz e, bu sözleri söyleyen muazzam bir yani, lider. Çok ileride. Çok muazzam. Bu. Yani bu kadar böyle. Biraz Savaş önce konuşuyorduk. Fazla da vaktimiz kalmadı. Ben şu ee, çevre şöyle... konusunda bir şey söylüyorum. Tabii Sonra ki. ona geçelim Muharrem Bey. Müsaadenizle. Ben ne soracağınızı anladım. <laughs> Zamanı iyi kullanalım diye. Şimdi e, ben Makedonya'ya e, hatta Atatürk'ün dede, dedesinin köyü bugün Makedonya Cumhuriyeti'nde kocacık köyüdür. E, üç kere gittim. O dedesinin evi yıkılmıştı. O da yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın TİKA'ya verdiği talimatta. de açıldı müze şu anda. Orayı gördüğünüz zaman yani Selanik'i gördüğünüz zaman, o Rumeli'yi gördüğünüz zaman Vardar Nehri'nin işte Vardar Makedonya'sı diyoruz oraya. Vardar Nehri'nin etrafı yemyeşil. Muazzam bir yeşillik var. Hocam da hatta e, ilk gittiğimizde evet. e, beraber gitmiştik. 98, e, Enver Hasanoğlu gelmiştik. Hoca zamanında evet. manastır falan her tarafı gezdik. Şimdi orayı çocukluğu orada geçen, gençliği ilk gençliği orada geçen, öğrenim hayatının bir kısmı orada geçen bir insanın Ankara'ya geldiğinde bu Ankara Bozkuru'nda, Anadolu Bosporunda e, aradığını bulması e, bu anlamda mümkün değil. Onu tekrar orada gördüğü, yaşadığı o sevdiği yeşillikle yeşillendirmek için muazzam bir gayret. Çiftlik işte çok fazla zamanımız olmadığı için ayrıntıya girmeyelim. O Beytülmal kitabında ayrıntılarını yazdım bunun. Şimdi çiftlik deyince sadece bizim bugün Ankara'daki hemşerilerimiz kokoreç yediğimiz bir alan kaldı. <laughs> Orayı zannediyoruz. Öyle değil. Yani şimdi Gazi Üniversitesi'nin tıp fakültesinden o Konya Samsun yolundan girdin e, gidin gidebildiğiniz kadar e, Eti Mesut dahil Ahi Mesut köyü Atatürk döneminde örnek köy olarak yapılmıştır. Ovacık vesaire Batı kentin bulunduğu yerler hepsi Atatürk orman çiftliği arazisidir. Muazzam. Burada bir şey bitmez demişler. İkna etmişler etmeye çalışmışlar. Gidiyor köylülere. Diyor ki ben burada bir tarla alacağım. Bir şey olur mu? Diyorlar ki giten git bir testi su dolu testi getir. Bir yer kaz içine koy. Ondan sonra gel bize söyle ne olduğunu. Suyun içindeki suyun biz sana söyleriz. Su emmiş tabii şey. Ee, tamam diyorlar. Ek ne ek etsen biter burada. Onun üzerine ve kendisiz şahsi gayretiyle burada çok güzel bir yer alan meydana getirdi. Biliyor musunuz Muharrem Bey? Dünyada çocuk hakları evrensel beyannamesini imzalayan 32'de Atatürk dönemindeki Türkiye'dir. Yani çocuk esirgeme kurumundan tutun kadın haklarıyla ilgili kadınlarımız da, erkeklerin aynı anda film seyretmesi, tiyatro seyretmesi mümkün değildi. İttihat Terakki yöneticilerinde bulunduğu Türk Ocağı'nda Efendim e, Namık Kemal'in Vatan veya Silistre piyesi sergilenecek. Oraya bile bir kadın Türk aktristin o pie, e, piyeste rol almasına müsaade etmiyor Cemal Paşa. Yani böyle bir ortamdan e, Atatürk'ün Türkiye'ye getirdiği ortamı dikkate alalım. E, eşini alıp gezdirirken yanında yani bütün yurt o gezilerine götürüyor. Ahlakını bozacak diye bildiri dağıtıldı bu ülkede. Değil mi? yani evet. ve Latife Hanım'ın kıyafetini de biliyorsunuz o fotoğrafları elimizde yani öyle normal bir Anadolu insanının kıyafetidir e şimdi Bediüzzaman Vahdi İzmir'de sahneye çıkaran oyunla müsaade eden vesaire vesaire yani örnekler çok fazla geçelim e, sanayinin Anadolu'ya yayılması Doğru. bu millet yani Anadolu'nun Müslüman Türk milleti bence yatıp kalkıp Atatürk'e dua etsin biz bugün Atatürk dönemindeki sanayileşme hamlelerinin Sonucunda yaratılan fabrikalara baktığımız zaman o dokuma sanayinin, işte kağıt sanayinin vesairenin, şeker fabrikalarının açıldığı yerlere bir bakalım. Sonra ne hale geldi ülke? Bu sanayi nereye intikal etti? Ona bakalım. Şimdi başka bir şey, e, sizin söylediğiniz noktaya geliyorum. Atatürk'ün hocam da bahsetti, çağdaşlaşma modeli Türk kimliğini koruyarak çağdaşlaşmadır. Başkalaşma değildir. Burada ee, muazzam bir şey var. Bir Amerikalı gazeteci gelir. Misrink isminde. Efendim artık mücadeleyi yaptınız. Devleti kurdunuz. Devrimler yapıyorsunuz. Türkiye hangi bakımlardan Amerikanlaşacaktır? Hmm. Diye soruyor. Amerikalı gazeteci. Cevap. Türkiye bir maymun değildir. Ne şunu ne bunu taklit etmeyecektir. O sadece özleşecektir. Hmm. İşte Atatürk'ün çağdaşlaşma modelinin özü bu. Şimdi eee Atatürk'ümüz biliyorsunuz Şubat 38'den itibaren hastalığı belirtilerini vermeye başlıyor. Ee, i̇şte bizim e, daimi doktorları var, danışılan e, müşavir doktorları var. E, yurt dışından da siroz konusunda uzman olan doktorlar getiriliyor. Fişenci, Epinger gibi e, Fransa'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan. E, hastalık ağırlaşıyor. E, Haziran, Temmuz ayını Savron yatında dinlenerek geçiyor, geçiriyor. Sonra Ağustos ayında Dolmabahçe'ye yatıyor. Malum o diye ee, Ekim ayından itibaren de ağırlaşmaya başlıyor. Karaciğer çalışmadığı için e, e, enzimler e, vücutta biriken asiti atmak e, zor oluyor. Bunun için de fonksiyon dediğimiz bazı işlemler yani dışarıdan girilerek bu asidin boşaltılması işlemi yapılıyor. Hatta riskli bir işlem olduğu için de Eylül beşi Eylül'de Hasan Rıza Soyakı Genel Sekreteri çağıralarak e, vasiyetini hazırlıyor. Bu gerekli yani ponksiyon öncesinde. 8 Kasım'a geliyoruz. 8 Kasım'da Atatürk odada yatıyor yatağında. Ee, Kılıç Ali var, Hasan Rıza Soyak var ve Doktor Neşet Ömer İrdelp var, profesör daimi doktorlarından. Ee, paşam dilinizi biraz çıkarır mısınız diyor ee, Neşet Ömer Hoca. Çıkarıyor. Biraz daha uzatır mısınız paşam? Bu sefer tamamen geri çekiyor hmm. ve sağa çevirip, sağda Neşet Ömer Hoca da sağ tarafında duruyor, ona bakar gibi... Efendim birisiyle konuşur gibi aleyküm selam diyor. Hmm. Şimdi son sözü budur. Yani 8 Kasım saat 19'da bu sözü söyledikten sonra derin bir komaya girmiştir. Nöbet defterlerinden takip ediyoruz. Murat Bardakçı Bey programında bana sormuştu. 10 Kasım 9'u 5 kadar hiç konuşması yok mu diye. Yoktur. Yani olmadığını biliyoruz. Derin bir koma hali vardır son koma dediğimiz. Son sözü de bundan dolayı bu Yani 2 gün boyunca hiçbir <laughs> şekilde yani komadan çıkmıyor. Yani 38 saat 5 dakika. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de e, bir karşılığı var mıdır diye ben baktım, inceledim. E, bu Nahl suresi 32. ayette, Vakıa suresinde işte Fusulet suresinde filan bir müminin ölüm anı anlatırken işte e, melekler gelir, selamün aleyküm derler ve buyurunuz yaptığınız iyi işlerden dolayı cennete giriniz diye hmm. müjdelerler diyor. Şimdi burada bir insan kime aleyküm selam der? Kendisine selamün aleyküm diyene. Evet. Şimdi bir 10 Kasım günü Televizyonlarda röportaj yaparken etnografyada bunu anlattım. İnternet basınına Atatürk Azrail'e ne dedi diye haber yaptılar. <laughs> Tabii ki onu biz öyle söylemiyoruz yani. Bu 38 saat 5 dakikada yani Kur'anla müjdelendi, yani cennette müjdelendi. cennete girene kadar geçen bir zaman dilimi bu. Bunu da Yasin suresinde bir ayet var 90 91. ayetlerde. Hatay'da geçtiği müfessirler tarafından söyleniyor. Bir peygamber dinini tebliğ etmek isterken inanmıyorlar oradaki halk. Bunun üzerine şehrin dışından taşlasından Habibin Neşar, Netcar yani Marangoz Habib koşarak geliyor. Durun diyor ben inandım doğru söylüyor diyor. O arada tabii taşlayarak adamı öldürüyorlar. Evet. Onu cennete aldık diyor. Alacağız diye müjdeledik diyor ayette. Adam diyor ki Neccar, Habib'in Neccar durun diyor bir dakika ben diyor döneyim halkıma Allah'ın beni cennetine alacağını haber vereyim. Tabii öyle bir şey yok yani ortam. Muhtemelen o ayetteki Yasin Suresi Atatürk'ün de çok sevdiği bir ayettir. Evet onunla, o, ondan söz eder. Oradaki süre o süre olarak değerlendirilir. Peki. Peki. Evet efendim tamamladık bu geceyi. Bir büyük insanı konuştuk ölümünün 83. yıl dönümünde hep görünlerimizde yaşayan, 83 yıldır hala hayatta olan, dimdik olan, bu coğrafyadaki birçok lider yok olup gitmişken, o kendi ulusunda, kendi vatandaşında, yurttaşında, sadece onlarda da değil, bütün dünyada hala varlığını koruyan bir lideri konuştuk. Ben konuklarımıza teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Hale Şılgın, hocam hoş geldiniz tekrar. Sağ olun, çok, çok sağ olun. teşekkür Katkınız ediyorum. Için çok sağ olun. Güzel bir programdı, onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok diyorum. teşekkür ederim. Için. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Buyurun. Eğer biz bugün dünyanın en zor coğrafyasında, barış içerisinde, demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletinde yaşıyor isek bir barış adası olarak çevremizde baktığımız zaman bir barış adası olarak duruyorsak bunu Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete cumhuriyet ilkelerine borçluyuz. Saygı ve minnetle anıyorum. Çok sağ olun. Şükranla evet. Anıyorum. Doktor Ali Güler, evet. hocam çok kuruyorum. teşekkür ediyorum katkınız için. Mekanı cennet olsun. Büyük Atatürk'ümüzü işte kısmen gençliğimize anlatmaya beycalım. Zaten hiçbir evet, gün. İnşallah iki sene sonra da 100. yılın onun kurduğu cumhuriyetin hep birlikte kutlayacağız. Evet. Doktor Naim Babiroğlu ben da İstanbul stüdyomuzdaydı. Ediyorum. Naim Hocam çok teşekkür sağ olun. ediyorum katkınız için. Ben de için. şunu son söz olarak söylüyorum. Atatürk'ü ve Atatürk'ün cumhuriyetini Türkiye'den çıkarırsak, öyle farz ve kabul edersek ki çıkması mümkün değil. geride Or sadece Orta Doğu coğrafyası kalır. Şu anda kan ve gözyaşı derken Orta Doğu coğrafyası kalır. Onun için Bugün bugün Anıtkabir'deki evet. görüntü görüntüyü görseydi evet. herkes yani ki onu da yansıttık ekranlarımıza o her şeyi anlatıyordu. Doğru, yani kesinlikle. o 7'den 70'e bütün evet. insanların orada evet. ona olan sevgisini onun nasıl gösterdiklerini. Muharrem Bey ben, ben sergiliyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ü onun silah arkadaşlarını ve o vatandan milletten başka sevgili tanımayan o kuşağı saygı ve minnetle anıyorum. Saygı ve minnetle anlıyoruz. Çok sağ olun. Ha. Görüşmek üzere.